Miktad'ın peygamberlik geldikten sonra Hazreti Peygamber'in çektiklerini anlatması. Nüfeyr şöyle anlatıyor. Bir gün Miktad bin Esved'le birlikte oturuyorduk. Bir adam geldi. Gözlerini işaret ederek Miktad'a şunları söyledi. Hazreti Peygamber'i gören şu iki göze ne mutlu. Allah'a yemin olsun ki senin gördüğünü görmeyi çok isterdim. Aynı şekilde katılmış olduğun o peygamber meclislerine de katılmayı çok isterdim. Adamın bu sözleri benim çok hoşuma gitmişti. Miktad ise o kişiye şunları söyledi. Niçin sizden bazı kimseler hala Allah Teala'nın kendisine nasip etmediği bir mecliste bulunmayı temenni etmektedir? Eğer bu kişi Hazreti Peygamber devrinde yaşamış olsaydı durumunun ne olacağını kestirebilir miydi? Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in meclisinde çok kimseler bulundu. Fakat Allah onları burunları üzerine cehenneme attı. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'e icabet etmediler ve onu doğrulamadılar. Niçin sizi kendisinden başka Rab tanımayan ve peygamberlerinin getirdiklerini tasdik eden insanlar kılan Allah'a şükretmiyorsunuz? Zahmetleri, sıkıntıları başkaları çekmiş, sizse sefasını sürüyorsunuz. Andolsun ki Hazreti Peygamber diğer peygamberlerin hepsinden daha sıkıntılı bir hayat geçirmiştir. O, cahillerin putlarına tapmaktan daha üstün bir din olmadığına inandığı bir fetret ve cahiliyet dönemi insanlarına gönderilmiştir. Hazreti Peygamber Furkan'ı getirdi ve onunla hakla batılın, babayla oğlun aralarını ayırdı. Çünkü babalardan veya oğullardan biri Müslüman oluyor, bu yüzden de aralarına düşmanlık giriyordu. Allah Teala ateşe giren kimsenin helak olduğunu görmesi için insanların kalp kilitlerini imanla açmıştır. En yakınının ateşte bulunduğunu bilen kişinin gözleri elbette ki aydın olamaz. Allah Teala'nın şu sözleriyle anlatılmak istenen mana da budur. Onlar, ey Rabbimiz, bize gözler sevinci eşler ve çocuklar ver ve bizi takva sahiplerine önder yap derler. Hazreti Huzeyfe'nin bu konudaki sözleri. Küfe halkından bir kişi Huzeyfe bin Yemen'a, ey Eba Abdillah, siz Hazreti Peygamber'i gördünüz. Onun sohbetinde bulundunuz değil mi? Diye sordu. Huzeyfe, evet ey yeğenim deyince o şahıs bu kez siz o sıralar ne yapıyordunuz? Diye sordu. Hazreti Huzeyfe de, andolsun ki o zamanlar biz var kuvvetimizle çalışıyorduk. Cevabını verdi. Bunun üzerine o kişi şunları söyledi. Yemin olsun ki eğer biz Hazreti Peygamber devrinde yaşamış olsaydık, onun yaya olarak yürümesine izin vermez, onu omuzlarımızda götürürdük, dedi. Hazreti Huzeyfe buna şu karşılığı verdi. Ey yeğenim, Allah'a and içerim ki biz Hazreti Peygamber'le birlikte Hendek Savaşı'nda bulunduk. Bir taraftan korku ve soğuk, diğer taraftansa acı ve susuzluk bizi çepeçevre kuşatmıştı. Hazreti Peygamber'in Allah'a davet yolunda çekmiş olduğu eziyetlere katlanması ve bu konuda söyledikleri. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere katlandım. Benim düştüğüm dehşetli hallere hiçbir kimse düşmemiştir. Öyle zamanlar oldu ki, üzerimizden 30 gün, 30 gece geçtiği halde, ne Bilal, ne de ben, onun koltuğu altında sakladığı az bir yiyecek dışında, canlıların yiyebileceği hiçbir şeyi bulamadık. Hazreti Peygamber'in, amcası Ebu Talib'in, kendisini korumaktan vazgeçtiği kanaatine vardığında, ona söyledikleri. Akil bin Ebi Talib şöyle anlatıyor. Kureyşliler, babam Ebu Talib'e müracaat ederek ona, ey Eba Talib, yeğeni Muhammed, cemiyetlerimizin, toplantılarımızın üzerine gelip, bize hoşumuza gitmeyen bazı şeyler söylüyor. Eğer yapabilirsen, onu bu işten vazgeçir, dediler. Ebu Talib de bana, ey Akil, git amcanın oğlunu ara bul ve bana getir, dedi. Hazreti Peygamber'i bize ait ağalardan birinde buldum. O çok yorgundu. Benimle birlikte dönerken
yürüyebilecek bir gölge arıyordu. Fakat yolumuzun üzerinde böyle bir gölge de yoktu. Nihayet babamın yanına vardık. Babam Ebu Talip, Hazreti Peygamber'e şunları söyledi. Ey yeğenim, andolsun ki bugüne dek bana ne kadar itaatkar olduğunu biliyorum. Biraz önce Kureyşliler bana gelerek senin onların Kâbesine ve meclislerine gidip hoşlarına gitmeyen bazı şeyler söylediğine dair şikayette bulundular. Bundan vazgeçsen olmaz mı? Bunun üzerine Hazreti Peygamber gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle konuştu. Allah'a yemin ederim ki benim bu peygamberlik görevini terk etmem, sizin herhangi birinizin güneşten bir parça ateş koparmasından daha zordur. Bunları duyan babamsa Kureyşlilere dönerek, yeğenim asla yalan söylememiştir. Haydi siz kendi işinize dönünüz, dedi. Hazreti Peygamber'in amcasının ölümünden sonra çeşitli eziyetlere maruz kalması. Ebu Talip vefat ettiği zaman Resulullah'ın yolunu Kureyş'in ahmaklarından birisi kesti ve peygamberin üzerine toprak attı. Hazreti Peygamber böylece evine döndü. Kızlarından biri yüzündeki toprağı hem siliyor hem de ağlıyordu. Peygamber de, ''Ağlama kızım, kesinlikle Allah senin babanı koruyacaktır.'' dedi. Ebu Talip ölünceye kadar Kureyşliler Hazreti Peygamber'e dokunamadılar. Ancak onun ölümünden sonra Hazreti Peygamber'e hakaret ve işkence etmeye başladılar. Ebu Talip vefat ettikten sonra Hazreti Peygamber'e şiddet gösterildi ve Hazreti Peygamber Ebu Talip'in ölümünden sonra "Ey amcam, senin ayrılığın ne süratli bir şekilde bana kendisini hissettirdi." dedi. Haris şöyle anlatıyor. Babamdan "Şu kalabalık nedir?" diye sordum. Bana, "Bunlar dinlerini terk eden ve peygamberlik davasında bulunan bir kişinin etrafında toplanan kimselerdir." dedi. Kalabalığın yanına vardığımızda, Hazreti Peygamber onları Allah'ın birliğine iman etmeye davet ediyordu. Onlar da onun davetini reddediyor, ona eziyet ediyorlardı. Bu mesele gün ortasına kadar devam etti. Halk, Hazreti Peygamber'in etrafından dağıldı. Resulullah'a bir kadın geldi. Göğsü görünmekteydi. Kadının elinde bir testi suyla bir mendil vardı. Suyu Hazreti Peygamber'e uzattı. Hazreti Peygamber suyu kadından alarak içti ve abdest aldı. Sonra başını kaldırarak, "Ey kızım, o mendille göğsünü kapat. Babana herhangi bir şey olacaktır diye korkma," dedi. "Bu kadın kimdir?" diye sordum. "Zeynep adındaki kızıdır," dediler. Urve şöyle anlatıyor. İbnül As'a, "Müşriklerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları en büyük hakaret nedir?" diye sordum. İbnül As şöyle anlattı. Bir gün Hazreti Peygamber Kâbe yanındaki Hicr'de namaz kılıyordu. Ukbe bin Ebi Muayt gelip Hazreti Peygamber'in boynuna eteğini sarıp boğazını sıktı. Bu sırada Ebu Bekir geldi ve onu kolundan tutarak Hazreti Peygamber'den uzaklaştırdı. Sonra, "Rabbim Allah'tır" dediği için onu öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler getirmiştir, diyerek Mü'min suresinin 28. ayetini okudu. Amr bin Az şöyle anlatıyor. "Ben Kureyş'in peygamberi öldürme girişiminde bulunduklarına şahit olmadım. Fakat bir gün Hazreti Peygamber makam-ı İbrahim'de namaz kılarken müşrikler onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Bunun üzerine Ukbe bin Ebi Muayt Hazreti Peygamber'in yanına gidip Hazreti Peygamber'in abasını boynuna dolayarak bütün gücüyle sıktı. Hazreti Peygamber dizleri üzerine düştü. Halk öldü diye bağırıştı. Ebu Bekir koşarak geldi. Hazreti Peygamber'in kolundan tutarak onu yerden kaldırdı ve "Rabbim Allah'tır" dediği için "Bir kişiyi öldürecek misiniz?" dedi. Bunun üzerine Kureyş Hazreti Peygamber'den uzaklaştı. Hazreti Peygamber namaza durdu. Namazını bitirdikten sonra Kâbe'nin gölgesinde oturmakta olan Kureyşlilerin yanına giderek, "Ey Kureyş cemaati, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek üzere gönderildim," dedi ve eliyle boğazını gösterdi.
Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'e, "Sen cahil değilsin," dedi. Hazreti Peygamber, "Ben şimdi de cahil değilim. Fakat sen cahillerdensin," dedi. Urve bin Zübeyr şöyle anlatıyor. "Ben Abdullah bin Amr'a, Kureyşlilerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları en feci şey nedir?" diye sordum. Bana, Kureyş'in ileri gelenleri Hicr'de oturuyorlardı. Yanlarına gittim. Şöyle konuşuyorlardı. "Şu adama gösterdiğiniz sabrı hiç kimseye göstermediniz. O bize akılsız diyor, atalarımıza küfrediyor, birliğimizi bozuyor, ilahlarımıza küfrediyor." Onlar böyle konuşurken Hazreti Peygamber çıka geldi. Rüknün karşısına gelince Kâbe'yi tavafa başladı. Onların yanından geçerken peygambere bazı işaretler yaptılar. Hazreti Peygamber'in bundan alındığını yüzünden anladım. İkinci geçişinde de aynı şeyi yaptılar. Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemedi. Üçüncü defa aynı şeyi yaptıklarında Hazreti Peygamber, "Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ölüm için geldim," dedi. Resulullah'ın bu sözü onlarda çok büyük bir etki yaptı. Öyle ki sanki herkesin başında bir kuş var da aman uçmasın diye kıpırdamıyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber hakkında en fazla düşmanlık güden dahi Hazreti Peygamber'e en yumuşak bir sesle, "Ey Ebel Kasım, güle güle git. Sen cahil bir insan değilsin," dedi. Hazreti Peygamber de oradan ayrıldı. Ertesi gün yine toplandılar. Ben de aralarındaydım. Bir kısmı diğerlerine, "Muhammed'in elinden çektiğimizi hatırlattınız. Bize gelen eziyetleri gündeme getirdiniz. O sizin hoşunuza gitmeyen kelimeleri size söyleyince de onu bıraktınız." Onlar bu durumdayken Hazreti Peygamber çıka geldi. Hep birden yerlerinden sıçrayarak Hazreti Peygamber'in etrafını çevirdiler ve "Sen misin şöyle şöyle diyen, sen misin dinimiz ve ilahlarımız hakkında şunu şunu söyleyen?" dediler. Hazreti Peygamber, "Evet, bunları söyleyen benim," dedi. Onlardan biri Hazreti Peygamber'in yakasına yapıştı. Ebu Bekir de Peygamber'i müdafaa etmek için kalktı. Hem ağlıyor hem de "Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz?" diyordu. Sonra Kureyş Peygamber'i bıraktı. Bu manzara Kureyş'in Peygamber'le ilgili olarak gördüğüm en şiddetli tavrı ve manzarasıydı. Hazreti Ali'nin bir hutbesinde Hazreti Ebubekir'in cesaretinden bahsetmesi. Hazreti Ali hutbesinde, "Ey Naz, insanların en kahramanı kimdir?" diyordu. "Ey müminlerin emiri, sensin," dediler. Hazreti Ali, "Biliniz ki ben her kimle dövüşmüşsem onu mutlaka alt etmişimdir. Fakat insanların en kahramanı Ebubekir'dir. Çünkü biz Bedir günü Resulullah'a bir gölgelik yaptık. Onu müşriklerden kim koruyacak?" dedik. "Allah'a and içerim, bizden hiçbir kimse bu işe yanaşmadı. Ancak Ebubekir kılıcını kınından çekerek peygamberin başucunda durdu. Ona herhangi bir müşrik saldırdığında Ebubekir de ona saldırıp püskürtüyordu," dedi. Yine bir gün Resulullah'ı gördüm. Kureyşliler peygamberi yakalamıştı. Birisi ona sataşıyor, kin kusuyordu. Kimisi Hazreti Peygamber'i tartaklıyor ve "Sen misin ilahları bir tek ilah yapan?" diyorlardı. Andolsun bizden hiçbir kimse peygambere bu durumda yaklaşmadı. Ancak Ebubekir fırlayıp kimine vuruyor, kimiyle cedelleşiyor, kimini itiyordu ve "Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz? Azap olasıcalar," diyordu. Sonra Hazreti Ali abasını çıkardı. Mübarek sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra, "Size Allah'la yemin verdiriyorum. Firavun'un ailesinden olan mümin mi hayırlıdır, yoksa Ebu Bekir mi?" dedi. Halk sustu. Hazreti Ali, "Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir saatlik ömrü, Firavun ailesinden olan müminin yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır. Çünkü o imanını gizliyor,
Ebu Bekir ise açıkça mümin olduğunu ilan ediyordu, dedi. Kureyş ileri gelenlerinin Hazreti Peygamber'in üstüne işkembe atmaları ve Ebul Buhteri'nin Peygamber'i müdafaa etmesi. Abdullah bin Mes'ud şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber namaz kılarken Ebu Cehil bin Hişam, Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve iki kişi, ki hepsi 7 kişiydi, Hicr'de oturuyorlardı. Peygamber secdeye vardı ve secdeyi çok uzattı. Ebu Cehil, "Hanginiz gidip de falan evde kesilen devenin işkembesini bize getirir ve onu Muhammed'in üzerine koyar?" dedi. Onların en şakisi olan Ukbe bin Ebi Muayt gitti, işkembeyi getirdi ve Resulullah'ın omuzlarına attı. Peygamber daha secde halindeydi. Ben de orada bulunuyordum. Arkam olmadığı için bir kelime konuşmaya dahi gücüm yoktu. Bir de baktım ki Resulullah'ın kızı Fatıma geldi ve babasının omuzlarından o işkembeyi alıp attıktan sonra Kureyş'e yönelerek onlara küfretti. Onlar Fatıma'ya bir cevap vermediler. Hazreti Peygamber ise her zaman ne kadar secdede kalıyorsa yine o kadar kaldıktan sonra başını kaldırdı ve namazını bitirdikten sonra 3 defa "Ey Allah'ım! Kureyş'i sana havale ettim. Allah'ım! Utbe'nin, Ebu Cehil'in, Şeybe ve Ukbe'nin hakkından gel." dedi. Sonra Hazreti Peygamber mescitten çıktı. Bastonuna dayanıp yürüyen Ebul Buhteri ile karşılaştı. O peygamberi gördüğünde peygamberin yüzünün solduğunu fark etti ve "Niçin böyle oldun?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Benim yakamı bırak da gideyim." dedi. Ebul Buhteri, "Allah'a yemin ederim ki ya bu hadiseyi bana söylersin yahut da yakanı bırakmam. Çünkü senin başına bir şey gelmiş." dedi. Hazreti Peygamber baktı ki Ebul Buhteri ısrar ediyor, ona olayı anlattı. Bunun üzerine Ebul Buhteri, "Gel mescide gidelim." dedi. Hazreti Peygamberle Buhteri mescide yöneldiler. Sonra Ebul Buhteri Ebu Cehil'in yanına giderek, "Ey Ebel Hakem, sen misin Muhammed'in üzerine işkembe atılmasını emreden?" dedi. Ebu Cehil buna "Evet" diye cevap verdi. Ebul Buhteri bastonunu kaldırdı, Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Bunun üzerine herkes birbirine girdi. Bunu gören Ebu Cehil, "Allah hayrınızı versin. Ben Ebul Buhteri'nin vurduğu bastonun intikamını almaktan vazgeçiyorum. Muhammed'in maksadı bizim aramıza düşmanlık sokmaktır ki o ve arkadaşları kurtulsunlar," diye bağırdı. Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi ve Hamza'nın da bundan dolayı öfkelenmesi. Ebu Cehil, Safa'nın yanında peygamberle karşılaştı. Peygamber'e eziyet etti. Hamza da av meraklısıydı. O gün de avlanıyordu. Manzarayı gören hanımı, evden dönünce Hamza'ya, "Ey Eba Ümare, keşke bugün Ebu Cehil'in yeğeninin başına neler getirdiğini görseydin," dedi. Bunun üzerine Hamza öfkelendi. Evine girmeden geri döndü. Boynunda yayı olduğu halde mescide yürüdü. Kureyş meclislerinin birinde Ebu Cehil'in oturduğunu görünce bir şey söylemeden yayını kafasına indirdi. Kureyş'ten bazı kimseler ayağa kalkarak Hamza'yı Ebu Cehil'den uzaklaştırdılar. Hamza, "Benim dinim Muhammed'in dinidir. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah'a yemin ederim ki ben artık bundan dönmeyeceğim. Eğer siz doğruysanız geliniz beni bu işten çeviriniz," dedi. Hamza Müslüman olduğu zaman Hazreti Peygamber onunla izzete kavuştu. Müslümanlar yardımcı buldular. Kureyşliler artık korkmaya başladı. Çünkü Hamza'nın Hazreti Peygamber'i koruyacak güçte olduğunu biliyorlardı. Ebu Cehil'in Allah belasını verinceye kadar Hazreti Peygamber'e düşmanlık etmesi ve bunda kararlı olması. Abbas şöyle anlatıyor. "Ben bir gün mescitteydim. Ebu Cehil gelerek, "Allah'a şartım olsun, eğer Muhammed'i secde halinde görürsem onun boynuna basacağım," dedi. Ben Resulullah'ın yanına gittim.
ona Ebu Cehil'in bu yeminini söyledim. Hazreti Peygamber o kadar öfkelendi ki mescide vardığında acelece kapıdan girmek isterken duvara çarptı. Ben de bugün kötü bir gündür diyerek izarımı giydikten sonra Resulullah'ın arkasından geldim. Resulullah mescide girdi ve Alak suresini okumaya başladı. Ve insan kendini ihtiyaçtan müstani görünce azar ayetine varınca ki Ebu Cehil hakkında inmiştir. Birisi Ebu Cehil'e, ey Ebul Hakem, işte Muhammed dedi. Ebu Cehil, benim gördüklerimi siz görmüyor musunuz? Andolsun göklerin ufku benim için kapanmıştır dedi. Hazreti Peygamber surenin sonuna geldiğinde secdeye kapandı. Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi ve Tuleyb bin Umeyr'in Hazreti Peygamber'e sahip çıkması. Ebu Cehil beraberinde birkaç kişi olduğu halde Peygamber'in önüne çıktı ve ona eziyet etti. Tuleyb bin Umeyr Ebu Cehil'e hücum ederek ona vurdu ve kafasını kırdı. Tuleyb'i yakaladılar. Ebu Leheb bu sefer Tuleyb'i kurtarmak için onun yardımına yetişti. Erva bunu duyunca, Ebu Leheb'in en hayırlı günü, dayısı oğluna yardım ettiği gündür, dedi. Bunun üzerine, oradakiler Ebu Leheb'e, Erva sapıttı, dediler. Ebu Leheb, kız kardeşi Erva'ya giderek onu azarladı. Bunun üzerine Erva, sen kardeşinin oğluna yardım edersen, bu senin için daha iyi olur. Eğer o galip gelirse, sen muhayyersin. İstersen dinine girersin, istersen girmezsin. Fakat yenilirse, kardeşinin oğlu olduğu için mazur sayılırsın, dedi. Ebu Leheb, acaba bütün Araplara karşı çıkmaya gücümüz yeter mi? Muhammed yeni bir din ortaya çıkarmıştır, dedi. Uteybe bin Ebi Leheb'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi, Hazreti Peygamber'in ona beddua etmesi ve onun helak olması. Resulullah'ın kızı Ümmü Gülsüm, Uteybe bin Ebi Leheb'le evlendi. Rukiye isimli kızı da Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe'deydi. Hazreti Peygamber'e peygamberlik verilip Tebbet suresi inince Ebu Leheb iki oğluna, eğer siz Muhammed'in kızlarını boşamazsanız yanınızda durmak bana haram olsun dedi. Harb bin Ümeyye'nin kızı olan anneleri de Muhammed'in iki kızını da boşayınız. Çünkü onlar babaları gibi sapıtmışlardır dedi. Onlar da Hazreti Peygamber'in kızlarını boşadı. Uteybe Ümmü Gülsüm'ü boşadığı zaman Resulullah'a, ben senin dinini inkar ettim ve senin kızını boşadım. Artık ne sen bana gel ne de ben sana geleyim dedikten sonra Hazreti Peygamber'e saldırdı ve Peygamber'in gömleğini yırttı. O sırada Uteybe ticaret için Şam tarafına gitmek üzereydi. Hazreti Peygamber onun yüzüne bakarak Allah'tan köpeğini sana musallat etmesini dilerim diye beddua etti. Bundan sonra Uteybe Kureyşli tüccarlarla yola çıkarak Zerka denilen bir yere vardılar. Oraya vardıklarında bir arslan onların etrafında dolaşmaya başladı. Uteybe feryat ederek, vallahi Muhammed'in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak. İbni Ebi Kepşe, Muhammed Mekke'dedir ama benim katilim odur, dedi. Arslan, onların etrafında birkaç kere dolaştıktan sonra kayboldu. Onlar da Uteybe'yi aralarına alarak yattılar. Arslan, tekrar dönüp aralarından geçerek Uteybe'nin yanına vardı ve pençeleriyle onun başını ezdi. Osman, önce Rukiye'yi nikahladı, onun ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü aldı. Hazreti Peygamber'in komşuları Ebu Leheb'le Ukbe bin Ebi Muayt'tan çektiği eziyetler. Rabia bin Ubeyd şöyle anlatıyor. Kureyş'in Hazreti Peygamber'e neler yaptığından hiç söz etmiyorsunuz. Ben Hazreti Peygamber'in en çok iki komşusu olan Ebu Leheb'le İbni Ebi Muayt tarafından eziyet gördüğüne şahit oluyordum. Hazreti Peygamber'in evi Ebu Leheb'le Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Hazreti Peygamber evine her geldiğinde kan, leş türü pislikler görür, onları yayıyla uzaklaştırır ve
"Ey Kureyşliler, ne kötü komşuluktur bu," derdi. Hazreti Peygamber'in Taif'te çektiği eziyetler. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'den, "Acaba senin başına Uhud gününden daha şiddetlisi geldi mi?" diye sordum. Hazreti Peygamber, "Ben Abdiyaleyl bin Abdikülal'e sığınmak için başvurduğumda beni kovdu. O kadar üzüldüm ki adeta kendimden geçmiş olarak geri döndüm. Karnu Sealib'e nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Ancak orada kendime geldim. Başımı havaya kaldırdım. Baktım ki bir bulut beni gölgeliyor. Cebrail de onun içinde duruyordu. Cebrail bana, Allah kavminin sana söylediklerine ve sana yaptıklarına şahit oldu. Bunun için istediğini kendisine emredesin diye benimle birlikte dağlar meleğini gönderdi," dedi. Cebrail'in sözünden sonra dağların meleği bana seslendi. Bana selam verdi ve, "Ey Muhammed, dilediğini yaparım. İstersen onların üzerine Ebu Kubeys ve El-Ahmer dağlarını kapatırım," dedi. Ben de, "Hayır, umarım ki Allah onların sulbünden, Allah'a kulluk eden, Allah'ı birleyen ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler yaratır," dedim. Ebu Talip vefat etti. Resulullah'ın Kureyş'ten çektiği sıkıntılar da arttı. Hazreti Peygamber o zaman Sakif kabilesine doğru gitti. Onların kendisini kabul edeceğini ve yardımda bulunacaklarını ümit ediyordu. Sakif'in önderleri olan üç kişi, ki bunlar kardeştirler, Abdiyaleyl bin Amr, Ubeyd bin Amr, Mes'ud bin Amr'la karşılaştı. Onlara, "Beni koruyunuz," dedi ve başına gelen felaketleri anlattı. Onlardan birisi, "Eğer Allah seni bir şeyle göndermişse, ben Kabe'nin örtüsünü çalmış olayım," dedi. Diğeri de, "Vallahi bundan sonra seninle tek bir kelime bile konuşmam. Eğer peygambersen, zaten seninle konuşma liyakatine sahip olamam," dedi. Üçüncüsü ise, "Allah başkasına göndermekten aciz midir ki seni gönderdi," dedi. Ve onlar Sakif kabilesine peygamberin kendilerine söylediklerini yaydılar. Onlar bir araya toplanarak peygamberle istihza ettiler. Yolu üzerinde iki saf halinde durdular, ellerinde taşlar vardı. Hazreti Peygamber adım attıkça onlar taşlarla kendisine vuruyorlardı ve bunu yaparken de alay ediyorlardı. Hazreti Peygamber'in ayak ve bacakları kanlar içindeydi. Onların elinden kurtulup bir bağın duvarına sığındı. Orada bir ağacın gölgesinde oturdu. Üzüntülüydü. Bağın sahibi Utbe bin Rebiya ile Şeybe bin Rebiya'ydı. Hazreti Peygamber onları gördüğünde onların yanına gitmek istemedi. Çünkü onların Allah ve Resulüne ne kadar düşman olduklarını biliyordu. Ona gelen vahye ne derece düşman olduklarının farkındaydı. Fakat onlar Addas isimli köleyi bir miktar üzümle Hazreti Peygamber'e gönderdiler. Addas, üzümü Hazreti Peygamber'e verince Hazreti Peygamber, "Bismillah," dedi ve Addas'a, "Sen nerelisin?" diye sordu. Addas, "Ninova halkındanım," dedi. Hazreti Peygamber, "Salih bir kişi olan Yunus bin Metta'nın şehrinden mi?" dedi. Addas, "Sen Yunus bin Metta'yı nereden tanıyorsun?" dedi. Hazreti Peygamber, Yunus hakkında bildiklerini anlattı. Zaten Allah'ın risaletini tebliğ ederken hiç kimseyi hor görmezdi. Bunun üzerine Addas, secde edercesine yere kapanıp Hazreti Peygamber'in ayaklarını öpmeye başladı. O sırada Hazreti Peygamber'in ayaklarından kanlar akıyordu. Utbe ile Şeybe de onlara bakıyorlardı. Addas yanlarına dönünce, "Sen niye Muhammed'e secde ettin, ayaklarını öptün? Sen bunu hiçbirimiz için yapmadın," dediler. Addas, "Bu salih bir kişidir. Bize gelen Yunus bin Metta hakkında bana bazı şeyler söyledi ki onları hiç kimse bilmez ve bana Allah'ın Resulü olduğunu söyledi," dedi. Bunun üzerine iki kişi güldüler ve, "Sakın Muhammed seni Hristiyanlığından döndürmesin. O hilebaz bir kişidir," dediler. Sonra
Hazreti Peygamber Mekke'ye döndü. Hazreti Peygamber'in Taif'ten dönerken yaptığı dua. Hazreti Peygamber Taiflilerin elinden kurtulup emniyete kavuşunca şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Kuvvetimin zafiyetini, tedbirimin azlığını, halkın gözünde hiçbir kıymet taşımadığımı sana şikayet ediyorum. Ya Erhamer Rahimin! Sen zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime teslim ediyorsun? Beni buğz eden bir yabancıya mı, yoksa işimi eline verdiğin bir düşmana mı? Eğer sen bana dargın değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem. Fakat senin affın benim için her şeyden üstündür. Ya Rab! Gazabına uğramaktan, karanlıkları parlatan ve dünya ile ahiret işlerinin salah kaynağı olan vecihinin nuruna sığınıyorum. Ta ki sen benden hoşnut olasın. Bütün güç ve kudret senindir. Hazreti Peygamber'in Uhud günü çektiği eziyetler. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Babam Uhud gününü hatırladığı zaman, o günün bütün kahramanlıkları Talha'da toplanmıştı. Savaş alanını terk edenlerin ilk döneni ben oldum. Birisinin kaçmadan Allah yolunda kahramanca savaştığını gördüm. Ona, senin Talha olmanı temenni ederim. Yazık ki ben sebat etme üstünlüğünü kaçırdım. Hiç olmazsa bunu elinde tutan adam benim akrabalarımdan biri olsun dedim. O sırada benimle müşrikler arasında tanıyamadığım bir adam vardı. Hazreti Peygamber'e ben ondan daha yakındım. Benim ilerleyemediğim bir hızla ilerliyordu. Bana yaklaştığında Ebu Ubeyde bin el-Cerrah olduğunu fark ettim. Hazreti Peygamber'in yanına vardığımızda azı dişinin kırıldığını, yanağından yaralandığını ve başındaki miğferden iki halkanın yanağına saplandığını gördük. Hazreti Peygamber Talha'yı kastederek "Gidin arkadaşınıza bakın" dediyse de onu dinlemeyip halkayı yanağından çekmek için ona doğru ilerledim. Fakat Ebu Ubeyde bana yemin verdirerek bu işi kendisine bırakmamı istedi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde ilerledi ve onu incitmemek için dişleriyle halkaları çekmeye başladı. Fakat birinci halkayı çekerken ön dişlerinden bir tanesi söküldü. Ben bunu görünce diğer halkayı çekmek için bir daha davrandım. Fakat yapmamam için Ebu Ubeyde bana bir daha yemin verdirdi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde dişleriyle ikinci halkayı da çekti ve bir dişi daha söküldü. Ebu Ubeyde ön dişleri düşük olanların inanın ki en sevimlisiydi. Hazreti Peygamber'in yarasını temizledikten sonra Talha'nın yanına gittik. Onu bir çukurda bularak tedavisini yapmaya başladık. 70 küsur yerinden yaralanmıştı. Bir parmağı da kesilmişti derdi. Hazreti Ebubekir'in zorluklara göğüs germesi. Hazreti Peygamber'in ashabı toplanmıştı. O sırada 38 kişiydiler. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'e ortaya çıkıp halkı açıktan İslam'a davet etmesi için ısrar etti. Hazreti Peygamber "Sayımız azdır" dediyse de Hazreti Ebubekir ısrarına devam etti. Nihayet Hazreti Peygamber çıktı. Ashabı da mescidin çeşitli yerlerine dağılarak yakınlarının aralarına katıldılar. Bu sırada Hazreti Ebubekir ayağa kalkarak halka bir hutbe okudu. Hazreti Peygamber de oturmuş onu dinliyordu. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ebubekir'e ve diğer Müslümanlara saldırıp dövdüler. Hazreti Ebubekir'i o kadar çok dövmüşlerdi ki sonunda baygın düştü. Özellikle kötülüğüyle meşhur olan Utbe bin Rebiya altı çivili ayakkabılarıyla yüzüne vurmaya başladı. Sonra karnına çıkıp tepeledi. Öyle ki Ebubekir'in yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Bunu duyan Teymoğulları koşarak gelip müşrikleri uzaklaştırdılar. Ebubekir'i bir elbiseye sararak evine götürdüler. Onun ölmeyeceğinden emin olduktan sonra mescide geldiler ve dediler ki, "Allah'a yemin ederiz ki Ebubekir ölecek olursa biz de Utbe'yi öldüreceğiz." Sonra tekrar Ebubekir'in yanına dönüp
Ebu Kühafe ile birlikte onu konuşturmak için akşama kadar uğraştılar. Ebu Bekir akşama doğru konuşabildi ve hemen "Allah'ın peygamberi nasıldır?" diye sordu. Bunun üzerine "Sen onun yüzünden bu felakete uğradın. Buna rağmen onun için üzülüyorsun." diye azarladılar. Annesi Ümmül Hayr'a da "Ona bir şeyler yedirmeye çalış." deyip ayrıldılar. Ümmül Hayr, Ebu Bekir'le baş başa kaldığında ona bir şeyler yiyip içmesi hususunda çok ısrar etti. Ebu Bekir ise devamlı olarak "Hazreti Peygamber ne oldu?" diye soruyordu. Annesi "Andolsun benim arkadaşın hakkında bir bilgim yok." dedi. Ebu Bekir "O halde Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Hazreti Peygamber'i ondan sor." dedi. O da Ümmü Cemil'e geldi ve dedi ki "Ebu Bekir senden Muhammed'in durumunu soruyor." Ümmü Cemil korkudan "Muhammed'den haberim yok. Eğer istersen seninle beraber oğluna gidelim." dedi. Ebu Bekir'in annesi bu teklifi kabul edince Ümmü Cemil onunla beraber Ebu Bekir'e geldi. Onu ölüm derecesinde ağır hasta olarak görünce bir çığlık atarak "Allah'a yemin ederim ki sana bu yara ve bereleri açan bir kavim kesinlikle fısk ve küfür ehlidir. Ümid ederim ki Allah senin için onlardan intikam alsın." dedi. Ebu Bekir, "Hazreti Peygamber nasıl?" diye sordu. Ümmü Cemil, "Annem burada." dedi. Ebu Bekir, "Annemden çekilme, ondan bir zarar gelmez." deyince Ümmü Cemil, "Hazreti Peygamber'in durumu iyidir." dedi. Ebu Bekir, "O şimdi nerede?" diye sordu. Ümmü Cemil, "Erkam bin Erkam'ın evindedir." dedi. Ebu Bekir, "Allah'a ahdim olsun ki Hazreti Peygamber'i görmedikçe yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim." dedi. Onlar ortalık sakinleşinceye kadar beklediler. Sonra Ebu Bekir'i aralarına alarak Hazreti Peygamber'e götürdüler. Ebu Bekir Hazreti Peygamber'i görünce hemen onun boynuna sarıldı ve öpmeye başladı. Oradaki Müslümanlar da Ebu Bekir'e sarılıp onu öpmeye başladılar. Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in kendisi için üzüldüğünü görünce, "Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü! O fasığın yüzüme vurmasından başka bir şeyim yok. Bu benim annemdir. Çocuklarına çok iyi davranır. Sense mübareksin. Onu Allah'ın dinine davet et ve hidayet vermesi için Allah'a dua et. Belki Allah onu senin vasıtanla ateşten korur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber önce dua etti. Sonra Ümmül Hayr'ı İslam'a davet etti. Ümmül Hayr da Müslüman oldu. Ebu Bekir, hanımı ve annesi Hazreti Peygamber'le beraber Erkam bin Erkam'ın evinde bir ay misafir kaldılar. Müslümanlar o zaman 39 kişiydiler. Çünkü Hamza bin Abdülmuttalip de Ebu Bekir'in dövüldüğü gün Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber'in duası üzerine Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması. Hazreti Peygamber bir çarşamba günü Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil bin Hişam'dan birisiyle İslamiyet'i güçlendirmesi için Allah'a dua etti. Ertesi gün sabah Ömer bin Hattab gelerek Müslüman oldu. Hazreti Peygamber'le yanındaki Müslümanlar o kadar yüksek sesle tekbir getirdiler ki sesleri Mekke'nin yukarı mahallelerinden bile duyuldu. Kafir ve kör olan Erkam'ın babası, "Ey Allah'ım, oğlum Ubeyd'i affet, çünkü o sapıttı." dedi. Ömer, Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzerindeyken niçin dinimizi gizliyoruz? Halbuki onlar batıl üzerinde oldukları halde dinlerini savunuyorlar." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, biz sayıca azız. Dün başımıza geleni sen de gördün." dedi. Hazreti Ömer, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben Mekke'nin her neresinde küfrümü göstermişsem, aynı yerlerde İslam'ımı da açıkça göstereceğim." dedi ve çıkıp Kâbe'yi tavaf etti. O sırada müşrikler onun kendilerine iyi bir haber getirmesini bekliyorlardı. Ebu Cehil kendisine, "Ey Ömer, falan adamın dediğine göre sen Muhammed'e iman etmişsin. Bu doğru mu?" dedi.
Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür," dedi. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ömer'e doğru saldırdılar. Hazreti Ömer Utbe'yi altına alıp göğsüne çıkarak dövmeye başladı. Parmaklarını gözlerine sokuyor, Utbe de feryat ediyordu. Bunu gören halk oradan uzaklaştı. Ömer de Utbe'yi yerde bırakarak kalktı. Bundan sonra Ömer'e kim yaklaşırsa o da orada bulunan en yakın akrabasından ileri gelen birisine saldırıyordu. Böylece onları aciz bıraktı. Bundan sonra Ömer, müşriklerin toplandığı yerleri teker teker gezerek, imanını oralarda ilan ettikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına dönerek, "Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü! Müşrikler artık sana bir şey yapamazlar. Yemin ederim ki, küfürle oturduğum bütün meclislerde hiç çekinmeden ve kimseden korkmadan İslam'ımı ilan ettim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ömer'le Hamza önünde oldukları halde mescide gitti ve Kâbe'yi tavaf ederek öğle namazını kıldı. Daha sonra Ömer'le birlikte Darül Erkam'a gitti. Ömer tek başına evine gitti. Sonra da Hazreti Peygamber evine döndü. Müslümanlara baskının artması ve Ebubekir'in Habeşistan'a hicret etmek üzere yola çıktığında İbn-i Dugunne ile arasında geçen olay. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. "Ben anne ve babamı tanıdığımdan beri Müslüman olarak gördüm. Hazreti Peygamber de her gün bize uğrardı. Bu arada müşriklerin baskısı da son haddine varmıştı. Nihayet babam Habeşistan'a hicret etmek üzere yola çıktı. Berkel Guma'da vardı. Orada İbn-i Dugunne ile karşılaştı. İbn-i Dugunne babama, "Ey Ebu Bekir, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Babam, "Kavmim beni Mekke'den çıkardı. Ben de yeryüzünde seyahat ederek Allah'a ibadet etmek istiyorum," deyince İbn-i Dugunne, "Ey Ebu Bekir, senin gibi bir insan ne yurdundan çıkar ne de çıkartılır. Çünkü sen yoksul insanlara yardım eder, akrabalık bağlarını gözetir ve ağır yüklere göğüs gerersin. Misafirlere ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Ben seni himayeme alıyorum. Geri dön ve Rabbine memleketinde ibadet et," dedi. Böylece Hazreti Ebubekir geri döndü ve İbn-i Dugunne ile beraber Mekke'ye geldi. İbn-i Dugunne bir akşam Kureyş'in eşrafıyla beraber Kâbe'yi tavaf ederken onlara, "Ebubekir memleketinden kovulacak adam değildir. Fakirlere yardım eder, akrabalık bağlarını gözetir, ağır yükleri göğüsler, misafire ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşar. Böyle bir adamı nasıl yurdundan çıkartırsınız?" dedi. Kureyş de İbn-i Dugunne'nin himayesini kabul ettiler. Fakat ona, "Ebu Bekir'e söyle, Rabbine evinde ibadet etsin, orada namaz kılsın, istediğini okusun. Bunları açıktan yaparak bizi rahatsız etmesin. Çünkü biz onun kadınlarımızı ve çocuklarımızı saptırmasından korkuyoruz," dediler. İbn-i Dugunne bunu Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir bir müddet evinde Allah'a ibadet etti. Namazını açıkta kılmıyordu. Ancak evinde Kur'an okuyordu. Sonra Ebu Bekir evinin avlusuna bir mescit yapmaya karar verdi. Artık orada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Ebu Bekir çok içli bir insan olduğu için Kur'an okurken ağlardı. Onun bu durumu kadınların ve çocukların dikkatini çekti. Kalabalıklar halinde gelip onu dinlemeye başladılar. Müşriklerin ileri gelenleri bu durumdan endişeye düştüler ve İbn-i Dugunne'ye haber gönderip çağırdılar. Ona, "Biz Ebu Bekir için evinde ibadet etmek şartıyla sana teminat vermiştik. Fakat o sınırı aştı. Evinin avlusuna mescit yaparak orada açıktan Kur'an okumaya, namaz kılmaya başladı. Onun bu durumu kadın ve çocuklarımızı yoldan çıkarıyor. Onu bundan alıkoy. Eğer sadece evinde ibadet edecekse bunu yapsın. Fakat böyle yapmayıp açıktan ibadet etmeye devam edecekse himayeni ondan geri al. Çünkü biz sana verdiğimiz sözden dönmek istemiyoruz. Ancak Ebu Bekir'in açıktan ibadet etmesine de müsaade etmeyiz," dediler. İbn-i Dugunne babama gelerek,
seninle nasıl anlaştığımızı biliyorsun. Ya anlaşmamıza uyarsın, yahut da ahdimi bana geri verirsin. Çünkü ben Arapların ahit verdiğim bir kişiden ahdimi geri aldığımı duymalarını istemiyorum, dedi. Babam da ona, ahdini sana geri veriyorum. Ben Rabbimin himayesine razıyım, dedi. Hazreti Ebu Bekir, İbn-i Duğunne'nin himayesinden çıktığı zaman Kureyş'in sefihlerinden birisine rastladı. Kabe'ye gitmek isterken o sefih başına toprak serpti. Ebu Bekir biraz sonra da Velid bin Mughire'ye veya As bin Vail'e rastladı. Ebu Bekir Velid'e veya As'a bu sefihin bana yaptığını görmüyor musun dedi. O da bunu kendi başına getiren sensin diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir ey Rabbim sen ne halimsin. Ey Rabbim sen ne halimsin. Ey Rabbim sen ne halimsin dedi. Hazreti Ömer'in zorluklara göğüs germesi. Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor. Ömer Müslüman olduğu zaman Kureyşliler içinde en fazla dedikoducu olan kimdir diye sordu. Ona Cemil bin Mamer el-Cumahi'dir dediler. Bunun üzerine babam onun yanına gitti. Ben o sırada gördüğüm şeyleri aklımda tutacak yaştaydım. Ben de babamın arkasına düşüp onu izlemeye başladım. Babam Cemil'i bulup ona ''Ey Cemil, benim Müslüman olduğumu, Muhammed'in dinine girdiğimi biliyor musun?'' dedi. Cemil, babama tek bir kelime bile söylemeden kalktı, eteklerini sürüyerek mescide vardı ve en yüksek sesiyle ''Ey Kureyşliler, beni dinleyin! Ömer bin Hattab sapıtmıştır!'' diye bağırdı. O, bu sözleri söyledikten sonra babam, ''Yalan söylüyor, ben sapıtmadım. Fakat ben Müslüman oldum. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirdim, dedi. Bunun üzerine müşrikler babama saldırdılar. Babam onlara, onlar da babama vuruyorlardı. Bu durum kuşluk vaktine kadar devam etti. Babam yoruldu ve oturdu. Onlar da onun yanında durdular. Babam, ne isterseniz yapınız. Allah'a yemin ederim ki, eğer benimle beraber 300 kişi olsaydı, kesinlikle ya biz burayı terk ederdik veya siz burayı bize terk ederdiniz dedi. Onlar bu durumdayken Kureyşli bir kadın geldi. Yemen'in kıymetli kürklerinden birisi sırtındaydı ve etekleri ipekle nakışlanmış bir fistanı vardı. Onların yanına geldi, burada niçin durduklarını sordu. Onlar da Ömer sapıttı dediler. O ihtiyar, peki bir kişi kendine bir yol seçmiştir. Siz ne istiyorsunuz? Adi oğullarının kendi adamına sahip çıkmayacağını mı sanıyorsunuz? Bırakın adamı, dedi. Bunun üzerine onlar, elbisesinden soyunan bir adam gibi babamın yanından uzaklaştılar. Medine'ye hicret ettikten sonra babama, ey babam, Müslüman olduğum günde Mekke'de Kureyşliler seninle dövüşürken onları senden uzaklaştıran kimdi diye sordum. Babam, ey oğul, o As bin Vail es-Sehmi'di dedi. Hazreti Osman'ın baskılara göğüs germesi. Hazreti Osman Müslüman olduğu zaman, amcası el-Hakem bin Ebu'l-As bin Ümeyye, onu yakalayıp bağlayarak, sen atalarının dininden dönerek yeni bir dine mi girmek istiyorsun? Andolsun hiçbir zaman sen bu dinden caymadıkça seni bırakmayacağım dedi. Hazreti Osman da Allah'a yemin ederim ki dinimi ebediyen terk etmem ve dinimden ayrılmam dedi. Hakem Hazreti Osman'ın ciddi olduğunu görünce onun yakasını bıraktı. Talha bin Ubeydullah'ın zorluklara tahammül etmesi. Mes'ud bin Hıraş şöyle anlatıyor. Safa ile Merve arasında sa'y yapıyorduk. Baktım ki birçok kimse elleri boynuna bağlanmış bir genci kovalıyorlar. Aralarında bir kadın da gence küfrediyordu. Bu genç kimdir ve suçu nedir dedim. Talha bin Ubeydullah'tır, o sapıtmıştır dediler. Peki bu kadın kimdir dedim. Annesi Sabe binti Hadremi'dir dediler. Hazreti Talha şöyle anlatıyor. Ben
Busra Panayırı'na katıldım. Bir rahip manastırında, "Bu panayıra gelenlerden sorunuz, acaba harem ehlinden olan bir kimse var mı?" dediğini duydum. Bunun üzerine, "Evet, ben varım," dedim. Rahip, "Acaba şu anda Ahmet sizin aranıza geldi mi?" diye sordu. Ben, "Ahmet de kimdir?" dedim. Rahip, "Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunudur. Çıkacağı ay bu aydır ve peygamberlerin sonuncusudur. Haremde doğacak, hurmalık, siyah taşlı ve çorak arazili bir memlekete hicret edecektir. Hemen ona tabi olun," dedi. Rahibin bu sözleri kalbimde yer etti. Süratle çıkarak Mekke'ye vardım ve herhangi bir hadisenin olup olmadığını sordum. Bana, "Evet, Muhammed bin Abdullah el-Emin peygamber olduğunu söylüyor ve İbni Ebi Kühafe de ona tabi olmuştur," dediler. Oradan ayrılarak Ebu Bekir'in yanına vardım. Ona, "Sen şu kişiye tabi oldun mu?" dedim. Ebu Bekir, "Evet, oldum," dedikten sonra bana, "Onun yanına git ve ona tabi ol. Çünkü o Hakk'a davet ediyor," dedi. Ebu Bekir'in bu sözlerinden sonra ben, rahimin sözlerini ona naklettim. Ebu Bekir'le beraber çıkarak peygamberin huzuruna gittik ve ben Müslüman oldum. Ve Resulullah'a rahibin sözlerini aktardım. Hazreti Peygamber sevindi. Ebu Bekir ve ben Müslüman olduğumuzda Nevfel bin Hüveylid el-Adeviye bizi yakalayarak ikimizi bir ipe bağladı. Beni Teym buna engel olamadılar. Çünkü Nevfel bin Hüveylid'e Kureyş'in arslanı denirdi. Bundan dolayı Ebu Bekir'le bana bir ipe bağlanan manasına gelen El-Karınayn denildi. Zübeyr bin Avvam'ın zorluklara tahammül etmesi. Zübeyr bin Avvam 18 yaşında Müslüman olup hicret etti. Zübeyr Müslüman olunca Zübeyr'in amcası onu bir hasıra sarıyor. Sonra onun üzerine ateş yakarak kendisine dumanla işkence ediyordu. Ona "Dinine dön," diyordu. O da "Ebediyen kafir olmam," diyordu. Musullu bir ihtiyar şöyle anlatıyor: "Ben Zübeyr bin Avvam'la bazı seferlerde yolculuk yaptım. O ıssız bir yerde cünüp oldu. Bana "Örtü yap da ben yıkanayım," dedi. Ben de ona örtü yaptım. Bir ara bedenine baktım. Azalarında çok kılıç izleri vardı. Kendisine "Allah'a yemin ederim ki kimsede bu kadar çok kılıç yarası görmedim," dedim. O da bana "Gördün mü?" dedi. "Evet," dedim. Bana "Allah'a hamdolsun ki bunların hepsi Hazreti Peygamber'le beraber savaşırken oldu," dedi. Zübeyr'i görenler onun göğsünde su oyuklarını hatırlatan birçok ok ve kılıç izlerinin bulunduğunu söylerdi. Hazreti Peygamber'le beraber İslam'ını herkesten önce ilan edenler. Müslüman olduğunu herkesten önce ilan edenler: Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ammar, Ammar'ın annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktat olmak üzere 7 kişidir. Hazreti Peygamber, amcası tarafından, Ebu Bekir de yakınları tarafından himaye edildikleri için fazla sıkıntı çekmediler. Diğerleri ise kimsesizdi. Müşrikler onlara demirden gömlekler giydirerek güneşle bekletirlerdi. Bilal'in dışında diğerleri müşriklerin dediklerini yaparlardı. Bilal ise Allah yolunda ölmeye hazır olduğu, kavmi de ona değer vermediği için müşrikler onu çocukların eline verirler. Çocuklar da Mekke'nin sokaklarında dolaştırırlar. Bilal ise hep "Ehad, Ehad" diye haykırırdı. Bilal'in Allah yolunda çektiği eziyetler. Müşrikler Bilal'in boynuna ip takıp Mekke'nin sokaklarında gezdirirlerdi. Hazreti Bilal, Beni Cumah kabilesinden olan bir kadının kölesiydi. Müşrikler onu kızgın kuma yatırarak Allah'a ortak koşmasını isterlerdi. O da durmadan "Ehad, Ehad" diyordu. Varaka bin Nevfel onun yanından geçerken "Ehad, Ehad ya Bilal" diyor ve ekliyordu: "Andolsun siz Bilal'i öldürseniz ben onun kabrini ziyaretgah yapacağım." Bu durum
Hazreti Ebubekir bir gün oradan geçinceye kadar devam etti. Baktı ki onlar Bilal'e azap ediyorlar. Ümeyye'ye, "Bu fakirin hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Ne zamana kadar ona azap edeceksin?" dedi. Ümeyye, "Sen onu yoldan çıkardın. Öyleyse azaptan da kurtar," dedi. Hazreti Ebubekir, "Benim siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü ve aynı zamanda senin dinindendir. Onu sana vereyim, sen de Bilal'i bana ver," dedi. Ümeyye de, "Ben kabul ettim," dedi. Ebubekir de, "Öyleyse o köleyi sana verdim," dedi. Ebubekir köleyi ona vererek Bilal'i geri aldı ve azat etti. Ebubekir Bilal'le beraber 6 köle daha azat etti. Kendisi o zaman Mekke'den hicret etmemişti. Ümeyye tam öğle zamanı, kumların kızıştığı anda Bilal'i çıkarıyor, onu sırt üstü Mekke kumlarına yatırıyordu. Sonra büyük bir taş getirmelerini emrediyor, o taşı Bilal'in göğsüne koyuyordu. Sonra ona, "Ölünceye veya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzay'a ibadet edinceye kadar böyle kalacaksın," diyordu. Bilal de bu durumdayken, "Allah birdir, birdir," diye bağırıyordu. Bilal ve arkadaşlarının içinde bulundukları zorluklardan ve Ebubekir'den Bilal'i azat etmesinden, bu yüzden de Atik lakabını almasından bahsederken Ammar bin Yasir şu şiiri okudu. Bilal ve arkadaşlarına yaptıklarından ötürü Allah Teala Ati'ye hayırlar versin. Ebu Cehil'le Fakih'e de gazap etsin. O akşam onların ikisi Bilal'e hiçbir akıl ve vicdan sahibinin razı olmayacağı bir şekilde işkence ettiler. Bilal'in tek suçuysa mahlukatın Rabbini birlemek ve "Rabbim Allah'tır. Beni öldürürlerse öldürsünler. Ben ölüm korkusuyla hiçbir zaman Allah'a ortak koşmam. Ey İbrahim'in, Yunus'un, Musa ve İsa'nın Rabbi, beni bu zalimlerin elinden kurtar. Galip oğullarından, insaf ve merhametten yoksun olan bu adamları benden sonra hiç kimseye musallat etme." Hazreti Peygamber'in gördükleri işkence üzerine Ammar bin Yasir'le ailesine müjde vermesi. Ammar ve ailesine işkence edilirken Hazreti Peygamber yanlarından geçti ve onlara, "Ey Yasir ailesi, müjdeler olsun, gideceğiniz yer cennettir," buyurdu. Bir ara Peygamberle beraber Mekke'de yürüyorduk. Baktık ki Ammar ve ailesine İslam'dan dönmeleri için güneş altında işkence ediliyordu. Ammar, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne kadar böyle devam edecek?" dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Yasir ailesi, sabrediniz. Ey Allah'ım, Yasir ailesini affet," diye dua ettikten sonra, "Allah duamı kabul etti," dedi. İslam uğrunda şehit olan ilk kadın Ammar'ın annesi Sümeyye. İşkence edilenler arasında Abdullah bin Yasir de vardı. Abdullah atılan bir okla yere düştü. Ebu Cehil Sümeyye'yi de kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Yasir de işkence sırasında öldü. İslam'da ilk şehit olan kimse Ammar'ın annesi Sümeyye'dir. Ebu Cehil onun kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Müşrikler Ammar'ı yakaladılar. Hazreti Muhammed'e küfür etmedikçe ve onların mabutlarını hayırla yad etmedikçe onu bırakmadılar. Ammar Allah Resulüne geldiğinde Hazreti Peygamber, "Ey Ammar, ne oldu?" diye sordu. Ammar, "Ey Allah'ın Resulü, çok çirkin bir şey yaptım. Müşrikler bana zorla putlarını övdürdüler, sana da küfrettirdiler," dedi. Hazreti Peygamber, "O zaman kalbinde ne vardı?" diye sordu. Ammar, "Kalbim imanla doluydu," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer onlar ikinci kez sana işkence ederlerse, sen de yine aynı sözleri söyleyebilirsin," dedi. Habbab'la Ömer arasında geçen olay. Habbab bin Eret, Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer onu bir mindere oturttu ve, "Burada oturmaya yeryüzünde bu kişiden daha layık olan yoktur. Ancak bir tek kişi hariç," dedi. Habbab,
"Ey müminlerin emiri, o kimdir?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Bilal'dir," dedi. Habbab, "Hayır, Bilal bu yere oturmak hususunda benden daha layık değildir. Çünkü Bilal'i müşrikler arasında koruyanlar vardı. Beni ise hiç kimse korumamıştır. Bir gün beni yakaladılar. Benim için bir ateş yaktılar ve beni o ateşe attılar. Sonra bir kişi ayağını göğsüme dayadı," dedikten sonra sırtını açarak gösterdi. Derisi ateşten alacalaşmıştı. Habbab'ın Allah yolunda çektiği eziyetler. Habbab şöyle anlatıyor: "Ben demirciydim. As bin Vail'den bir alacağım vardı. Alacağımı tahsil için ona gittim. Bana, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki sen Muhammed'e küfretmedikçe sana hakkını vermem," dedi. Ben de, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki sen ölüp yeniden dirilmedikçe ben Muhammed'e küfretmeyeceğim," dedim. As bin Vail bana, "Öldüğüm ve sonra da dirildiğim zaman bana gelirsin. Ben de borcumu öderim. Çünkü orada bana mal ve çocuk verilecektir," dedi. Bunun üzerine Allah Teala Meryem suresinin 77 ila 80. ayetlerini indirdi. Habbab şöyle anlatıyor: "Peygamber'e vardım. Kabe'nin gölgesinde abasına dayanarak oturuyordu. O sırada biz müşriklerden çok eza görüyorduk. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, niçin Allah'a yalvarmıyorsun? Bunların aleyhinde bedduada bulunmuyorsun," dedim. Bunun üzerine Peygamber doğruldu ve yüzü kıpkırmızı kesildiği halde, "Sizden önceki Müslümanlar demirden yapılmış taraklarla taranıyor. Kendilerinde et ve kemik kalmıyordu. Fakat bu şiddetli azap da onları dininden döndürmüyordu. Andolsun bu işi Allah tamamlayacaktır. Öyle ki kişi San'a'dan Hadramut'a kadar gidecek, ancak Allah'tan korkusu olacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz," dedi. Ebu Zer'in peygamberlik haberini duyması ve kardeşini Mekke'ye göndermesi. Ebu Zer'in kulağına Hazreti Peygamber'in peygamber olarak gönderildiği haberi gelince kardeşine, "Mekke'ye git, ben peygamberim, bana gökten vahiy geliyor," diyen kişinin durumunu incele ve onun sözünden bazı şeyleri dinle ve bana haber getir," dedi. Kardeşi Mekke'ye geldi. Resulullah'ı dinledi, sonra da Ebu Zer'e dönerek, "Ben onu gördüm. Güzel ahlak emrediyor ve şiir olmayan bir kelam naklediyordu," dedi. Ebu Zer kardeşine, "Sen bana tam istediğim şekilde şifa verici haber getirdin," dedi. Ebu Zer'in Mekke'ye gelmesi, Müslüman olması ve Allah yolunda çektiği eziyetler. Bunun üzerine Ebu Zer azıklandı ve eski bir dağarca biraz su koyarak yola çıktı ve Mekke'ye vardı. Mescide geldi. Hazreti Peygamber'i arıyordu. Fakat kendisini tanımıyordu. Herhangi bir kimseden onu sormak da istemiyordu. Gece olunca mescidin bir köşesine çekilerek uzandı. Hazreti Ali onun yabancı olduğunu anladı ve onu alıp evine götürdü. Fakat sabaha kadar hiçbiri diğerinden bir şey sormadı. Sabah olunca Ebu Zer dağarcığını alarak mescide gitti. Bütün gün mescitte kaldı. Yine peygamberle görüşemedi. Yine yatacağı yere geldi. Hazreti Ali mescide geldi. Onu yine alıp evine götürdü. O gece de birbirlerine bir şey sormadılar. Üçüncü gün oldu. Yine Hazreti Ali onu alıp evine götürdü. Bu defa Hazreti Ali, "Seni bu memlekete getirenin ne olduğunu bana söylemeyecek misin?" diye sordu. Ebu Zer, "Eğer bana yol göstereceğine dair söz verirsen söylerim," dedi. Hazreti Ali söz verince de durumu kendisine anlattı. Hazreti Ali, "O hak yoldadır ve Allah'ın Resulüdür. Sabahleyin ben giderken sen beni takip et. Eğer tehlikeli bir şey görürsem su dökermiş gibi yapacağım. Yürürsem beni takip edersin. Ta ki benim girdiğim eve girinceye kadar," dedi. Sabah olunca öyle yapıp Hazreti Peygamber'in huzuruna girdiler. Ebu Zer Peygamber'in sözlerini dinledi ve hemen Müslüman oldu. Hazreti Peygamber ona,
kavmine dön ve sana haber verinceye kadar bekle, dediyse de Ebu Zer, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu kâfirlerin tam ortalarında durarak Müslümanlığımı ilan edeceğim, dedi ve oradan çıkarak mescide geldi. En yüksek sesiyle, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, dedikten sonra Kureyşliler etrafını sardılar. Vurdular, yere yatırdılar. Abbas gelerek kendisini ona siper etti ve azap olasıcalar, bilmiyor musunuz ki bu zat Gıfar kabilesindendir. Şam'a giden tüccarlarınızın yolu onların arazisinden geçiyor, dedi. Ve böylece Ebu Zer'i onlardan kurtardı. Ertesi gün Ebu Zer aynı şeyleri tekrarladı. Onlar da onu dövdüler. Yine Abbas gelerek onu kurtardı. Ebu Zer'in İslam'ını ilan ederken gösterdiği cesaret ve bu uğurda çektiği eziyetler. Ebu Zer şöyle anlatıyor. Resulullah'la beraber Mekke'de kaldım. Bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan bir şeyler okudum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, isterim ki dinimi açıklayayım. Hazreti Peygamber, korkarım ki sen öldürüleceksin, dedi. Ben, kesinlikle bunu yapmam gerekiyor. Öldürülsem bile, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bir şey söylemedi, sustu. Mescide geldim. Kureyşliler halkalar halinde oturmuş konuşmaktaydılar. Dedim ki, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Bunun üzerine halkalar dağıldı ve bana hücum ettiler. Ben kanlar içinde kalıncaya kadar beni bırakmadılar. Onlar benim öldüğümü zannettiler. Ayıldıktan sonra Resulullah'a geldim. Hazreti Peygamber halimi görünce, dinini izhar etme diye seni uyarmadım mı? Buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, bu benim için bir ihtiyaçtı. Ben onu yerine getirdim, dedim. Resulullah'la beraber kaldım. Sonra Hazreti Peygamber bana, kavmine dön. Ortaya çıktığım senin kulağına geldiği zaman bana gel, dedi. Ömer'in Said'le karısı Fatıma'ya verdiği eziyet ve peygamberin duasıyla Ömer'in Müslüman olması. Ömer kılıcını kuşanarak gitti. Beni Zühre kabilesinden bir kişi ona rastladı ve "Ey Ömer, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Ömer, "Muhammed'i öldürmek istiyorum." deyince adam, "Sen Muhammed'i öldürdüğün takdirde Beni Haşim ve Beni Zühre'den nasıl emin olabilirsin?" dedi. Ömer, "Bakıyorum sen de sapıtmış, dinini terk etmişsin," dedi. Adam, "Sana bundan daha garip olanı söyleyeyim mi?" dedi. Ömer, "O nedir?" diye sorunca adam, "Kız kardeşinle enişten de İslam'a girdiler. Senin dinini terk ettiler," dedi. Ömer, tehditler savurarak kız kardeşinin evine doğru gitti. Oraya vardığında içeriden bir okuma sesi duydu. Çünkü o sırada Habbab onlara Taha suresini okuyordu. Habbab, Ömer'in ayak sesini duyunca evde bir yere saklandı. Ömer içeri girdi ve "Kulağıma gelen bu okuma nedir?" diye sordu. Onlar, "Aramızdaki konuşmadan başka bir şey yoktur ey Ömer," dediler. Ömer, "Herhalde siz sapıtmışsınız," dedi. Bunun üzerine eniştesi, "Ey Ömer, belki de hak senin dininden başka bir yerdedir," deyince Ömer ona yüklendi ve şiddetli bir şekilde onu hırpaladı. Kız kardeşi kocasını kurtarmak için Ömer'e yaklaşınca da bir yumrukla Ömer onun yüzünü parçaladı ve kanlar akmaya başladı. Kız kardeşi öfkelenerek, "Ey Ömer, senin dinin batıl bir dindir. Ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür," dedi. Ömer onlardan ümidini kesince, "Bana şu okuduğunuz sayfayı verin de okuyayım," dedi. Kız kardeşi ona, "Sen necissin. Bu sayfaya ancak temiz olan insanlar el sürebilir. Kalk, yıkan, abdest al. Ondan sonra sayfayı verelim," dedi. Ömer kalktı, abdest aldı ve sayfayı alarak okumaya başladı.
Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yok. Bana kulluk et. Beni hatırlamak için namaz kıl. Ayetine gelince, beni Muhammed'in yanına götürün, dedi. Habbab bu sözü işitince ortaya çıkarak, ey Ömer, müjde olsun sana. Hazreti Peygamber'in perşembe günü, ey Allah'ım, İslam'ı Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la Ebu Cehil'le aziz kıl diye dua etmişti. Umarım ki onun bu duası senin hakkında kabul edilmiştir, dedi. Hazreti Peygamber o sırada Safa Tepesi'nin altındaki evde kalıyordu. Ömer kalkıp oraya gitti. Hamza, Talha ve sahabeden bir grup kapıdaydı. Hamza onların Ömer'den korktuklarını anlayınca, evet bu gelen Ömer'dir. Eğer Allah Ömer'e hayrı irade etmişse, Müslüman olup Hazreti Peygamber'e tabi olacaktır. Eğer başka bir niyetle gelmişse, onu öldürmek bize gayet kolay gelir, dedi. Allah'ın Resulü evdeydi. Ona vahiy geliyordu. Ömer'in geldiğini görünce, kılıcının kayışını tuttu ve, ey Ömer, bu küfürden vazgeçmeyecek misin? Yoksa Allah, Velid bin Mughire hakkında indirdiği zillet ve azabı sana da mı indirsin? Ey Allah'ım, bu Ömer bin Hattab'tır. Ey Allah'ım, dini Ömer bin Hattab'la aziz kıl, buyurdu. Hazreti Ömer, Resulullah'ın bu sözlerini dinledikten sonra, ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim, dedi ve Müslüman oldu. Ve, ey Allah'ın Resulü, Kâbe'ye gidelim, dedi. Osman bin Maz'un'un eziyetlere göğüs germesi. Osman bin Maz'un, Velid bin Mughire'nin emanında bulunuyordu ve kimse kendisine dokunmuyordu. Fakat diğer Müslümanların zorluk ve baskı altında olduklarını görünce, andolsun sabah gidip akşam emin olarak evime gelmem, şirk ehlinden bir kişinin korumasıyla meydana geliyor. Halbuki benim arkadaşlarım ve dinimin ehli eziyetlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Onlara isabet eden bana etmiyor. Bu benim için büyük bir eksikliktir, dedi. Bunun üzerine Osman, Velid bin Mughire'ye gidip, ey Eba Abdişems, senin ahdin yerine geldi. Ben sana emanını geri veriyorum, dedi. Velid, bunu niçin yapıyorsun yeğenim? Benim kavmimden birisi sana eziyet mi ediyor, diye sordu. Osman, hayır, fakat ben Allah'ın korumasına razıyım. Allah'tan başkasına sığınmak istemiyorum, dedi. Velid, o halde mescide gel. Orada ben seni korumama aldığım gibi alenen sen de benim korumamı geri ver, dedi. Osman'la Velid mescide gittiler ve Velid Kureyş'e, bu Osman'dır, benim korumamı bana geri veriyor, dedi. Osman da, Velid doğru söylüyor, onun ahdine vefa gösterdiğini ve korumasında olan bir kimsenin de şerefli olduğunu bildim. Fakat ben Allah'tan başkasına sığınmaktan hoşlanmıyorum. Onun için onun korumasını geri veriyorum, dedi. Osman, mescitten ayrılırken, Lebib bin Rebiya bin Malik Kilabül Kaysi, Kureyş meclisinde oturmuş, şiir okuyordu. Osman da onlarla beraber oturdu. Lebib, dikkat edilsin, Allah'tan başka her şey batıldır, dediği zaman, Osman ona, doğru söyledin, dedi. Lebib, her nimet kesinlikle zail olup gidecektir, dediği zaman, Osman, bu sefer yalan söyledin, cennet ehlinin nimeti zail olmaz, dedi. Lebib bin Rebiya, ey Kureyş cemaati, andolsun sizinle birlikte oturan kişi daha önce eziyet görmüyordu. Bu ne zamandan beri sizde peydah olmuştur, dedi. Orada oturanlardan bir kişi, Osman'ı kastederek, şu sefihtir. Kendisi gibi sefih birkaç arkadaşı daha vardır. Bizim dinimizden ayrılmışlardır. Sakın onun sözünden kırılmayasın, dedi. Osman da ona cevap verdi. Aralarındaki münakaşa büyüdü. O kişi kalktı, Osman'ın yüzüne şiddetli bir tokat vurdu. Velid bin Mughire de Osman'ın başına geleni görüyordu. Ona hitaben, ''Yeğenim, işte gördün, eğer emanımı geri vermeseydin, gözün kör olmazdı, buna ne gerek vardı?'' dedi. Osman da, ''Allah'a yemin ederim ki, diğer sağlam gözümü de Allah yolunda feda etmeye hazırım.'' dedi. Sonra,
ben şimdi öyle bir kimsenin himayesi altındayım ki, o senden çok daha güçlü ve kudret sahibidir, dedi ve şu şiiri okudu. Eğer gözüm Allah yolunda, hidayetten yoksun bir inkarcının eliyle kör olmuşsa, şüphe edilmesin ki, merhamet sahibi olan Allah, onun yerine bana büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey kavmim! O yüce merhamet sahibi, kimden hoşnut olursa, en mutlu kimse odur. Siz benim hakkımda, satılmış, yolunu şaşırmış, akılsız da deseniz, ben hak peygamber olan Muhammed'in dini üzerindeyim ve onu terk etmeyeceğim. Benim maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bize zulüm ve haksızlık edenlerin hoşuna gitmese de bizim dinimiz haktır, gerçek dindir. Mus'ab bin Umeyr'in çektiği eziyetler. Mus'ab bin Umeyr, gençlik, yüz ve saç güzelliği bakımından Mekke'nin en güzel genciydi. Anne ve babası onu çok severdi. Annesi zengindi, kudret sahibiydi. Ona elbiselerin en değerlisini ve en güzellerini giydiriyordu. Umeyr, Mekke ehlinin en güzel koku süreniydi. Hadramut yapısı ayakkabı giyerdi. Hazreti Peygamber onu yad ederek, Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel saçlı birini, ondan daha güzel elbise giyenini ve nimetler içinde yüzenini görmedim, diyordu. Mus'ab'ın kulağına Hazreti Peygamber'in Erkam'ın evinde İslam'a davet ettiği haberi geldi. Peygamber'in yanına girdi ve Müslüman oldu. Peygamber'i doğruladı. Fakat annesinden ve kavminden korktuğu için Müslümanlığını gizledi. Resulullah'a gizlice gelip gidiyordu. Bir gün Osman bin Talha Mus'ab'ın namaz kıldığını gördü ve annesiyle kavmine gelerek bunu haber verdi. Onlar Habeşistan'a yapılan birinci hicrete kadar onu hapsettiler. Sonra Müslümanlarla beraber Mus'ab da Habeşistan'dan Mekke'ye geldi. Durumu tamamen bozulmuştu. O eski zerafeti gitmişti. Annesi onun bu halini görünce onu kınamaktan vazgeçti. Abdullah bin Huzafe'nin Rum kralından çektiği eza ve Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in onun başını öpmesi. Hazreti Ömer bir orduyu Rum diyarına gönderdi. İçlerinde Abdullah bin Huzafe de vardı. Rumlara esir düşmüştü. Krallarına götürdüler ve bu adam Muhammed'in arkadaşlarındandır dediler. O Rum tağutu Hazreti Abdullah'a, sen Hristiyan olursan mülk ve saltanatıma seni ortak yapacağım dedi. Abdullah, eğer bütün mülkünü ve Arapların elinde bulunan bütün memleketleri bana bağışlasan, karşılığında Hazreti Muhammed'in dininden bir göz açıp kapayıncaya kadar ayrıl desen, bunu yine yapmam, dedi. Bunları işittikten sonra kral, onun ağaca bağlanmasını emretti ve okçulara, ona okları isabet ettirmeyin ve her atışta ona Hristiyanlığı teklif edin, dedi. Onlar da öyle yaptılar. Fakat Abdullah yine reddetti. Sonra kral emretti, onu indirdiler. Daha sonra bir kazana su koyup kaynattılar. Başka bir Hristiyan esir getirip ona da Hristiyan olması teklif edildi. O da reddetti. Bunun üzerine kaynamakta olan kazanın içine attılar. Sonra kral kazanın içine Abdullah'ın atılmasını emrettiğinde Abdullah ağladı. Bunun üzerine krala, bu adam suya atılmaktan korktuğu için ağlıyor, dediler. Kral, onun geri getirilmesini emretti. Abdullah'a tekrar Hristiyan olmasını teklif etti. Fakat o yine kabul etmedi. Kral, o halde kabul etmediğine göre seni ağlatan nedir, diye sordu. Abdullah, ben kendi kendime dedim ki, şimdi seni bu kazanın içine atarlar da biraz sonra ölüp gidersin. Halbuki ben cesedimdeki her kıl adedince canım olsun ve Allah için bu suya atılsın isterdim, dedi. Bunun üzerine kral ona, benim başımı öpmen karşılığında seni serbest bırakmama ne dersin, diye sordu. Abdullah, beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakırsan başını öperim, dedi. O da bu şartı kabul etti. Abdullah kalbinden,
bu Allah'ın düşmanlarından birisidir dedi ve başını öptü. Kendisiyle beraber bütün Müslüman esirleri bıraktırdı. Onları Hazreti Ömer'in huzuruna getirdi ve hadiseyi ona anlattı. Hazreti Ömer, her Müslümana Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek görevdir dedi ve işte ben başlıyorum diyerek kalktı, Abdullah'ın başını öptü. Ashabın müşriklerden çektiği eziyetler. Said bin Cübeyr şöyle anlatıyor. Abdullah bin Abbas'a, sahabe dinini bırakmak için mazur sayılacak derecede müşriklerden eza görürler miydi diye sordum. Bana, evet, andolsun onlar bir sahabeyi o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakırlardı ki, başına gelenin dehşetinden onun ayakta durmaya gücü kalmazdı, dedi. Böylece onların istediği sözü söylemek zorunda kalıyordu. Ona, Lat ve Uzza Allah'tan başka iki ilah değil mi derlerdi. O da, evet derdi. Hatta onların elinden kurtulmak için yanlarından geçen bir böceği gösterip, bu böcek senin ilahın değil mi dediklerinde, o da, evet demek zorunda kalırdı. Hazreti Peygamberle ashabının hicretten sonraki durumları. Hazreti Peygamber ve ashabı Medine'ye hicret ettiğinde Ensar onları bağırlarına bastı. Arapların hepsi onlara düşman oldu. Bu yüzden onlar da gece gündüz silahlarını yanlarında taşımaya başladılar. Bundan dolayı ruhları sıkılmaya başladı ve ne zaman korkusuz ve güvenli bir hayata kavuşacağız dediler. Bunun üzerine Allah Teala, Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat etti ki onları yeryüzünde halife kılacaktır ayetini indirdi. Zatürrikah Savaşı ve Hazreti Peygamberle ashabının çektiği eziyetler. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Peygamberle beraber savaşa çıktık. 6 kişiydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sırayla biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Benim her iki ayağım hem şişti hem de tırnaklarım düştü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar bağlıyorduk. İşte o gazveye bundan sonra Zatürrikah denilmiştir. Hazreti Peygamber'in açlığa tahammül etmesi. Hazreti Ömer, halkın eline geçen dünya malından söz ederken, ben Resulullah'ı gördüm. Bütün gün ızdırap çekiyor ve karnını doyuracak kadar da olsa hurmanın en düşüklerini bile bulamıyordu, dedi. Ahiret azabının şiddeti, Allah yolunda açlık çekenlere isabet etmez. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Peygamber, oturarak namaz kılarken, ben huzuruna girerek, ey Allah'ın Resulü, bakıyorum, oturarak namaz kılıyorsun. Sana isabet eden nedir, dedim. Hazreti Peygamber, ey Ebu Hureyre, açlıktır, dedi. Bunun üzerine, ben ağladım. Bana, ey Ebu Hureyre, ağlama. Kesinlikle kıyamet gününde hesabın şiddeti dünyada Allah rızası için açlık çekene isabet etmez, buyurdu. Hazreti Peygamber'in evinde ne geceleri ışık ne de gündüzleri ateş yanmazdı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Babam bize geceleyin kesilmiş bir davar bacağı gönderdi. Evimizde ışığımız yoktu. Karanlıkta ben tuttum, Hazreti Peygamber de doğradı. Zaman olurdu ki Hazreti Peygamber'in hanımlarına ait hücrelerin hiçbirinde aylarca ne ışık yanar ne de ateş yakılırdı. Zeytinyağını buldukları zaman onu merhem yerine kullanır ve iç yağını bulurlarsa da onu yerlerdi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün ailesine ait hiçbir evde ne ekmek ne de yemek pişirmek için ateş diye bir şey yakılmazdı. Bu hal bazen bir ay, bazen de iki ay böyle devam ederdi. Dinleyenler, peki neyle yaşıyorlardı ey Ebu Hureyre diye sordular. Ebu Hureyre, hurma ve suyla geçinirlerdi. Bir de Ensardan birkaç komşuları vardı. Allah onları mükafatlandırsın.
ara sıra Hazreti Peygamber'e süt gönderirlerdi, dedi. Urve şöyle anlatıyor. Teyzem Ayşe bana, yeğenim, ande diyorum ki biz 2 ay bekliyorduk, yine de Resulullah'ın hanelerinde ateş yanmıyordu. Teyzeciğim, o halde siz nasıl yaşıyordunuz, diye sordum. Bana, hurma ve suyla, ayrıca Hazreti Peygamber'in Ensar'dan komşuları vardı. Onların sağmaları vardı. Onlar Resulullah'a hayvanların sütlerinden gönderirler, biz de o sütü içerdik, dedi. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bazen 40 gün geçerdi de Resulullah'ın hiçbir evinde ateş yakılmazdı. Peki siz nasıl yaşıyordunuz, diye sorulduğunda Hazreti Ayşe, hurma ve suyla yaşıyorduk. Onu da bulabilirsek, diye cevap verdi. Mesruk şöyle anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin hanesine gittim. Bana yemek verilmesini söyledi ve ben doyuncaya kadar yemek yediğim zaman ağlarım, dedi. Niçin ağladığını sorduğum zaman da Resulullah'ın dünyayı terk ettiği halini hatırlıyorum. Andolsun Resulullah hiçbir zaman bir günde doyasıya ekmekle et yemedi, dedi. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Resulullah Medine'ye geldiği günden itibaren arka arkaya 3 gün buğday ekmeğini doyasıya yememiştir. Hazreti Peygamber'in çektiği geçim sıkıntısı. Hazreti Peygamber halkın hepsine tercih ederdi. Hatta mübarek izarını deriyle yamalardı. Ölünceye kadar herhangi bir sofranın üzerinde yemedi ve incelmiş ekmeği yemedi. Allah Resulü ailesiyle beraber aç oldukları halde peş peşe çok gece yemeden gecelemişlerdir. Onlar akşam yemeği bulamazdı. Ekmeklerinin çoğuysa arpaydı. Hazreti Peygamber önlerinde pişirilmiş bir koyun gövdesi bulunan bir topluluğun yanından geçti. Resulullah'ı sofraya davet ettiler. Fakat kabul etmedi. Resulullah dünyadan göçtüğü zamana kadar hiçbir şekilde arpa ekmeğini doyasıya yememiştir. Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e bir parça arpa ekmeği takdim etti. Hazreti Peygamber, "Bu nedir ya Fatıma?" deyince, Fatıma, "Bu pişirdiğim bir ekmektir. Nefsim sana bu parçayı getirmeyince rahat etmedi." dedi. İşte o zaman Hazreti Peygamber, "Babanın 3 günden beri yediği ilk yemek budur." buyurdu. Sehl şöyle dedi. Hazreti Peygamber, peygamber olduğu andan vefat edinceye kadar elenmiş undan yapılan bir ekmek yemedi. Sehl'den soruldu. Resulullah zamanında sizin eleğiniz var mıydı? Sehl, Hazreti Peygamber, peygamber olduğundan ölünceye kadar elek görmedi, dedi. Dediler ki, elenmemiş arpa ekmeğini nasıl yiyordunuz? Cevap olarak, biz onu öğütüyor, üflüyor, uçan uçuyor, gerisini suyla ıslatıyorduk, dedi. Hazreti Peygamberle ashabının açlıktan karınlarına taş bağlamaları. Biz Resulullah'a aç olduğumuzu söyledik ve elbiselerimizi kaldırıp karınlarımızın üzerine bağladığımız taşı gösterdik. Hazreti Peygamber de elbisesini kaldırdı, karnına bağladığı 2 taşı bize gösterdi. Hazreti Peygamber bir gün çok acıktı. Karnına bir taş bağladıktan sonra, "Dikkat edin, çok nefis vardır ki toktur, yumuşak yatakta yatar. Fakat kıyamet günü aç ve çıplaktır. Dikkat edin, çok kişi vardır ki görünüşte nefsine önem verir. Gerçekte ise nefsini rezil etmektedir. Yine dikkat edilsin ki bazı kimseler görünüşte nefsini rezil ediyor. Gerçekte ise onu ikrama boğmuştur." Hazreti Ayşe'nin tokluk hakkındaki sözü. Peygamberinden sonra bu ümmetin başına ilk gelen bela doyasıya yemektir. Çünkü insanlar karınlarını doldurduklarında bedenleri semizleşiyor, böylece kalpleri zayıf oluyor, şehvetleri serkeşlik ediyor. Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in aç kalmaları ve Ebu Eyyub'la olan haberleri.
Hazreti Ebubekir bir gün öğle namazı mescide çıktı. Hazreti Ömer de mescide geldi ve "Ey Ebubekir, bu saatte seni evinden çıkartan nedir?" diye sordu. Ebubekir, "Beni çektiğim şiddetli açlık çıkarmıştır," dedi. Hazreti Ömer de "Andolsun ben de bundan dolayı çıktım," dedi. Ömer konuşurken yanlarına peygamber geldi. "Sizi şu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. İkisi de "Andolsun bizi karnımızdaki şiddetli açlık çıkardı," dediler. Hazreti Peygamber, "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben de bundan dolayı çıkmışımdır. O halde kalkınız," dedi ve üçü birlikte Ebu Eyyub el-Ensari'nin kapısına vardılar. Ebu Eyyub, Hazreti Peygamber için yemek veya süt saklıyordu. Fakat o gün getirmemişti. Onu ailesine yedirmişti ve hurmalığına gitmişti. Orada çalışmaktaydı. Kapıya vardıklarında Eyyub'un hanımı çıktı. "Allah'ın peygamberine merhaba, beraberinde gelenlere merhaba," dedi. Hazreti Peygamber, "Ebu Eyyub nerededir?" diye sordu. Peygamberin sesini Ebu Eyyub duydu. O hurmalıkta çalışıyordu. Koşa koşa döndü. Allah Resulüne ve beraberinde gelenlere dönerek, "Ey Allah'ın Resulü, bize bu zamanda gelmezdiniz," deyince, Hazreti Peygamber, "Doğru söylüyorsun," dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub bağa gitti, bir salkım hurma getirdi. Onda 3 çeşit hurma da vardı. Hazreti Peygamber, "Sadece kuru hurma getirsen yeterliydi," dedi. Ebu Eyyub, "Ey Allah'ın Resulü, diğer çeşitlerden de yemeni arzu ettim. Ayrıca bir de hayvan keseceğim," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer kesersen sakın süt veren hayvanı kesme," dedi. Ebu Eyyub bir oğlak kesti. Hanımına, "Ekmeği pişir ve bizim için onu hazırla," dedi. Kadın, oğlağın yarısını yemek yaptı, yarısını da kızarttı. Yemek Resulullah'ın önüne konulduğunda, Resulullah bir parça eti bir ekmeğin içine koyarak, "Ey Eba Eyyub, bunu Fatıma'ya götür. Çünkü o birkaç günden beri böyle bir şey yememiştir," dedi. Ebu Eyyub onu Fatıma'ya götürdü. Resulullah ve arkadaşları yiyip doyduktan sonra, Hazreti Peygamber, "Ekmek, et ve çeşitli hurmalar. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim. İşte bu, kıyamet gününde hakkında hesap sorulacak nimettir," diye ilave etti. Bu durum arkadaşlarını endişelendirdi. Hazreti Peygamber, "Ancak yemeye başladığınız zaman Bismillah deyiniz. Doyduğunuz zaman hamd o Allah'a mahsustur ki bizi doyurdu, bize nimet verdi deyiniz," dedi. "Sizin böyle demeniz onun şükrü olur," buyurdu. Hazreti Peygamber kalkıp gitmek istediğinde Ebu Eyyub'e, "Yarın bize gel," dedi. Çünkü peygamberin adeti kendisine iyilik yapan bir kimseyi mutlaka karşılıksız bırakmamaktı. Ebu Eyyub bu sözü işitmedi. Hazreti Ömer, "Hazreti Peygamber yarın ona gelmeni istiyor," dedi. Ebu Eyyub ertesi gün Resulullah'a vardı. Hazreti Peygamber bir cariyesini Ebu Eyyub'a verdi ve, "Ey Eba Eyyub, bu cariye bizim yanımızda kaldığı müddetçe ondan hayırdan başka bir şey görmedik. O halde ona hayırlı davranmanı tavsiye ediyorum sana," dedi. Ebu Eyyub cariyeyi Resulullah'ın yanından alıp götürdükten sonra, "Resulullah'ın tavsiyesini ancak onu azat ederek yerine getirebilirim," dedi ve onu azat etti. Hazreti Ali ile Fatıma'nın aç kalmaları. Allah'ın Resulü bir gün Hazreti Fatıma'ya gelerek, "Benim iki oğlum nerededir?" diye sordu. Hazreti Fatıma, "Sabah kalktık. Evimizde yiyecek hiçbir şey yoktu. Ağladıklarında onları doyuramayacağımız için Ali onları alıp dışarı çıktı. Sanırım onları falan Yahudinin bahçesine götürdü," dedi. Hazreti Peygamber o tarafa yöneldi. Baktı ki Hasan'la Hüseyin hurmaların dibinde eşilen su çukurunda oynuyorlar. Önlerinde de taze hurma vardı. Ali'ye,
hararet basmazdan önce çocukları eve götürsen olmaz mı?" dedi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, sabah kalktık, evde yiyecek bir şey yoktu. Eğer oturursan Fatıma'ya biraz hurma toplayayım," dedi. Hazreti Peygamber de oturdu. Hazreti Ali de Fatıma için taze hurma topladı. Onları bir beze koyduktan sonra geldi. Hazreti Peygamber çocuklardan birini, Hazreti Ali de diğerini alarak eve getirdiler. Hazreti Ali şöyle anlatıyor: "Ne bizim yanımızda ne de Peygamberin yanında yiyecek bir şey yoktu. Evden çıktım. Yolda bir dinar bulunduğunu gördüm. Nefsimle onu alıp almamak hususunda mücadele ettim. Sonra onu aldım. Çünkü biz çok acıkmıştık ve sıkıntıya düşmüştük. Mal satmak üzere gelen tüccarlara gittim. Onunla un satın aldım. Onu Fatıma'ya getirip bunu hamur yaparak ekmek pişirmesini söyledim. Fatıma hamur yaptı. O hamuru yaparken o kadar halsizdi ki saçları hamur teknesinin kenarına değiyordu. Sonra Resulullah'a gelerek dinar meselesini kendisine açtım. Bana, "Yiyiniz, Allah onu size rızık olarak verdi," dedi. Hazreti Peygamber'in Ümmü Süleym'e açlığa karşı sabır tavsiye etmesi. Hazreti Peygamber Ümmü Süleym'e, "Sabret, andolsun Muhammed'in evinde bir haftadan beri hiçbir şey yoktur ve 3 günden beri onların çanakları altında ateş yanmamıştır. Allah'a yemin ederim, eğer Rabbimden şu Tihame bölgesinin dağlarını altın yap diye dilekte bulunsam, Rabbim bana dileğimi verir." Sa'd bin Ebi Vakkas'ın açlığı ve Allah yolunda ilk ok atan Arap olması. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'le beraber büyük bir sıkıntı ve geçim darlığı çekiyorduk. Bu durumumuz o kadar çok sürdü ki sıkıntıya alıştık. Bir gece abdest bozmak için dışarı çıktığımda bevlimin bir şeye değdiğini hissettim. Onu yerden aldım. Bu bir deve derisinin parçasıydı. Onu iyice yıkadım. Sonra ateşte pişirdim. Onu 2 taşın arasında ezerek yedim. Arkasından biraz da su içtim. Bununla 3 gün idare ettim." Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor: "Allah yolunda ilk ok atan Arap benim. Biz Resulullah'la beraber gazaya çıkıyorduk. Bizim yemeğimiz diken ağacının yapraklarıydı." Miktat bin Esvet'le 2 arkadaşının aç kalması. Miktat bin Esvet şöyle anlatıyor: "Ben ve 2 arkadaşım neredeyse kulaklarımız ve gözlerimizi kaybedecektik. Bizi yanlarına almayı Resulullah'ın ashabına teklif ediyorduk. Fakat kimse bizi kabul etmiyordu. Nihayet Resulullah bizi yanına aldı. Hazreti Peygamber'in 3 keçisi vardı. Onları sağırlardı. Peygamber o sütü aramızda taksim ediyordu. Biz Peygamber'in payını bırakıyorduk. Peygamber geliyor, uykuda olanı uyandırmayacak, uyanık olanınsa işitebileceği şekilde selam veriyordu. Şeytan bir gün bana şu vesveseyi verdi: sen Resulullah'ın payına düşen sütü de içsen olmaz mı? Hazreti Peygamber nasılsa Ensar'a gider, onlar da kendisine ikramda bulunurlar. Böylece o sütü içinceye kadar bu vesvese benden gitmedi. Sütü içtikten sonra ise pişman oldum. Ben ne yaptım? Hazreti Peygamber gelecek, sütü bulamayınca da benim aleyhimle beddua edecek ve ben helak olacağım diye düşündüm. 2 arkadaşımsa paylarına düşeni içtiler ve uyudular. Benimse uykum gelmiyordu. Sırtımda bir abam vardı. Başıma doğru çektiğimde ayaklarım, ayaklarıma çektiğimde ise başım dışarıda kalıyordu. Hazreti Peygamber daha önceki gibi eve geldi, Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra sütüne baktı. Onu göremeyince elini kaldırdı. Ben, işte Resulullah benim aleyhimde şu anda beddua edecek ve ben helak olacağım diye düşündüm. Fakat gördüm ki Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, kim bana yedirirse ona yedir, kim bana içirirse ona içir" şeklinde dua ediyordu.
Hemen bıçağı aldım, abamı sırtıma attım, o keçilere gittim. Hangisi daha semizse onu Resulullah'a keseyim dedim. Baktım ki hepsinin memeleri süt dolu. Kesmekten vazgeçtim. Her zamanki kabı alıp doluncaya kadar keçiyi sağdım. Sonra Resulullah'a götürdüm. Peygamber sütü içti. Sonra bana verdi, ben içtim. Sonra yere düşecek kadar güldüm. Hazreti Peygamber, "Ey Miktat, bu senin kötülüklerinden birisidir." dedi ve başladım yaptıklarımı Resulullah'a söylemeye. Hazreti Peygamber, "Bu Allah'tan bir rahmettir. Keşke sen iki arkadaşını da uyandırsaydın. Onlar da bu sütten içseydi." buyurdu. Ben de, "Seni hakla peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim. Sen bu sütü içtikten ve ben de senin artığını içtikten sonra bu sütten kim mahrum olmuşsa o beni ilgilendirmez." dedim. Ebu Hureyre'nin açlıktan karnına taş bağlaması. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. "Andolsun ben açlıktan yatıyordum ve karnımın üzerine taş bağlıyordum. Bir gün ashabın gidip geldiği yolun kenarına oturdum. Ebu Bekir radıyallahu anh geçti. Ondan Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Benim bu ayeti sormamın maksadı beni evine davet etmesi ümidiydi. Fakat davette bulunmadı. Ömer geçti. Yine Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Maksadım gel de gidelim demesiydi. Fakat Ömer bunu yapmadı. Sonra Hazreti Peygamber geçti. Benim yüzümden durumu anladı ve "Ey Ebu Hureyre" dedi. "Buyur ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" buyurdu ve beni alıp evine götürdü. İçeri girince büyükçe bir kapta süt gördüm. Hazreti Peygamber ailesinden bu sütün nereden geldiğini sordu. Onlar da falan adam veya falan adamın ailesinin kendilerine hediye ettiğini söylediler. Hazreti Peygamber bana "Ey Ebu Hir" dedi. Ben "Buyur ey Allah'ın Resulü" dedim. "Git Suffa'dakileri çağır" dedi. Suffa ehli Müslümanların misafiriydi. Onlar ev, mal mülk edinmemişlerdi. Hazreti Peygamber'e bir hediye geldiği zaman kendisi ihtiyacı kadar aldıktan sonra gerisini onlara gönderirdi. Eğer zekat gelirse onun hepsini onlara gönderirdi. Hazreti Peygamber bana "Git onları çağır" deyince üzüldüm. Çünkü sütü görünce bana bir gün bir gece yeteceğini düşünmüştüm. Onları çağırsam elçi olduğum için sütün hepsini onlara içirmem gerekirdi. Allah'ın ve peygamberinin emirlerini yerine getirmek gerekir diyerek gelip yerlerini aldıklarında Hazreti Peygamber bana "Ey Ebu Hir, şu sütü al onlara ver" dedi. Ben kabı alıp onlara verdim. Baştaki kişi kabı kafasına dikiyor, kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı ötekisine veriyordu. Böylece Resulullah'a kadar geldi. Resulullah kabı kaldırdı. İçerisinde biraz süt vardı. Sonra başını daldırdı. Bana bakarak tebessüm etti ve "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyur ya Resulallah" dedim. "Benle sen kaldık" dedi. Ben de "Evet ya Resulallah, doğru söylüyorsun" dedim. "Otur iç" dedi. Oturdum, içtim. Sonra bana "iç" dedi, yine içtim. O bana durmadan "iç" diyor, ben de durmadan içiyordum. Nihayet ona "Seni hakla peygamber olarak gönderene yemin ederim, artık içemem" dedim. Çünkü artık bende içecek yer kalmamıştı. O zaman Hazreti Peygamber benden kabı istedi. Kabı kendisine verdim. Geriye kalanı da Hazreti Peygamber içti. Ebu Hureyre'nin şiddetli açlık çekmesi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. 3 gün geçti, bir şey yemedim. Suffa'ya gitmek istedim, düşüyordum. Çocuklar da "Ebu Hureyre delirdi" diyordu. Ben onlara bağırıyor, "Deli sizsiniz" diyordum. Böylece Suffa'ya vardım. Baktım ki Resulullah'a 2 kap tirit getirilmişti. Ben de Resulullah beni çağırsın diye başımı uzatıyordum. Ehli Suffa kalktıktan sonra o kabın içinde az bir şey kaldı. Hazreti Peygamber onu derledi, bir lokma haline geldi. Sonra parmaklarının arasını alarak bana "Allah'ın ismiyle ye" dedi.
nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben doyasıya kadar ondan yedim. Biz Ebu Hureyre'nin yanındaydık. Üzerinde ketenden yapılmış iki mendil vardı. Birisine burnunu sildi. Sonra, vay vay vay, Ebu Hureyre ketenden yapılan mendille burnunu siliyor. Allah'a yemin ederim ki, peygamberin minberiyle Hazreti Ayşe'nin hücresi arasında bayılmıştım. Gelip geçenler beni deli sanıyor, üzerime basıp geçiyorlardı. Halbuki ben deli değildim. Tüm bunlar açlıktan ileri geliyordu. Ben İbni Affan'la Gazvan'ın kızına, karın tokluğuna ve bir çift ayakkabı karşılığında hizmetçilik yapardım. Onlar bindiklerinde develerini sürüyor, indiklerinde hizmetlerini görüyordum. Gazvan'ın kızı bir gün bana, ''Sen onu yalın ayak olarak çevireceksin ve deveyi çöktürmeden bineceksin.'' dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh devamla, ''Sonra Cenab-ı Hak Gazvan'ın kızını bana zevce olarak verdi. Bu sefer aynı muameleyi ben ona yaptım.'' Ebu Hureyre ile beraber Medine'de bir sene kaldım. Bir gün bana, Hazreti Ayşe'nin hücresinin yanındaydık. Öyle hatırlıyorum ki, kaba ve adi abalardan başka elbisemiz yoktu. Aradan günler geçtiği halde yemek bulamazdık. O kadar aç kalıyorduk ki karnımıza taş bağlıyorduk. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Bizim peygamberle beraber yemeğimiz hurmayla suydu. Allah'a yemin ederim sizin şu buğday ekmeğinizi bulamıyorduk. Ne olduğunu bile bilmiyorduk. Bizim peygamberle beraber elbiselerimiz göçebelerden gelen derilerdi. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın çektiği açlık. Esma şöyle anlatıyor. Bir ara Resulullah'ın Ebu Seleme ile Zübeyre, Beni Nadir kabilesinin arazisinden verdiği bir arazide bulunuyorduk. Zübeyr Resulullah'la beraber çıktı. Bizim bir Yahudi komşumuz vardı. Bir koyun kesti ve onu pişiriyordu. Onun kokusunu hissettim. Hiçbir şeyin bende yapmadığı bir etki yaptı bu koku. O zaman kızım Hatice'ye hamileydim. Sabredemedim, gidip Yahudi kadının yanına vardım. Ondan ateş istedim. Maksadım bana bir şey ikram etmeseydi. Çünkü ateşe ihtiyacım yoktu. Kokuyu alıp eti de gözümle gördükten sonra iştahım daha da arttı. Ateşi söndürdüm. Sonra ikinci kez, üçüncü kez gidip ateş aldım. Sonra oturdum, ağladım ve Allah'a yalvardım. Sonra Yahudi kadının kocası evine gelip karısına ''Bizim evimize herhangi bir kimse geldi mi?'' diye sormuş. Kadın ''Evet, şu Arap kadın geldi ve ateş istedi.'' demiş. Kocası ''Ya bu etten ona göndereceksin veya ben bu etten hiçbir zaman yemem.'' demiş. Böylece bana bir kap içerisinde et gönderdi. Ömrümde ondan daha hoşuma giden bir yemek yemedim. Hendek günü ashabın aç kalmaları ve üşümeleri. Ebu Cihad'ın oğlu babasına, ''Ey baba, siz Resulullah'ı gördünüz. Onunla arkadaşlık yaptınız. Andolsun eğer ben Resulullah'ı görseydim, şöyle şöyle yapardım.'' dedi. Babası, ''Allah'tan kork ve yavaş ol. Nefsimi elinde tutana yemin ederim, Hendek gecesinde Resulullah'la beraberdik. Peygamber, kim gider de şu kavmin haberini bize getirirse, Allah onu kıyamet gününde bana arkadaş yapacaktır.'' buyurdu. Halktan hiç kimse kıpırdamadı. Çünkü hem açtılar, hem de çok üşümüşlerdi. Üçüncü defa Hazreti Peygamber, ''Ey Huzeyfe!'' dedi ve Huzeyfe'yi gönderdi. Hazreti Peygamber bir ara ashabının yüzlerinde görülen açlık emarelerine baktı. Onlara, ''Müjdeler olsun. Üzerinize öyle bir zaman gelecektir ki, herhangi birinize sabah bir kap tirit, akşam da bir kap tirit verilecektir.'' dedi. ''Ey Allah'ın Resulü! Biz o gün hayırlı oluruz.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Bugün siz o günkünden daha hayırlısınız.'' buyurdu. Resulullah'ın ashabından öyle kimseler vardı ki günlerce yiyecek bir şey bulamıyordu. Derileri alıp ateşte yakıyor ve onları yiyordu. Hiçbir şey bulamazsa bir taş alıyor, karnına bağlıyor
ve böylece belini düzeltiyordu. Sahabeden bazılarının açlık ve halsizlikten namaz içinde yere düşmeleri. Hazreti Peygamber ashabına namaz kıldırırken içlerinden bazıları kıyamdayken namazın içerisinde açlık sebebiyle yere düşüyordu. Onlar Suffa ashabıydılar. Hatta göçebeler bunlar delilerdir derlerdi. Resulullah namazı kıldıktan sonra onların yanına gider ve Allah katında sizin için hazırlanan şeyleri bir bilseniz, kesinlikle daha fazla fakir ve daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı isterdiniz, derdi. Sahabenin Allah yolunda açlıktan dolayı yaprak yemesi ve açlığa tahammüllerine dair bazı kıssalar. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Bir gün evimden çıkarak mescide doğru gidiyordum. Beni evimden çıkaran da açlıktı. Resulullah'ın ashabından birkaç kişiye rastladım. ''Ya Ebu Hureyre, bu saatte seni evinden çıkaran nedir?'' dediler. ''Açlıktan başka bir şey değildir.'' dedim. Onlar da ''Biz de ancak açlık sebebiyle çıktık.'' dediler. Biz hep beraber Resulullah'ın huzuruna çıktık. Hazreti Peygamber ''Bu saatte sizi buraya getiren nedir?'' diye sorunca ''Ey Allah'ın Resulü, bizi açlık buraya getirdi.'' dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber içinde hurma bulunan bir tabak getirdi ve her kişiye iki hurma verdi. Sonra da ''Bu hurmaları yiyiniz ve üzerine su içiniz. Bu bugün size yetecektir.'' buyurdu. Ben bir hurmayı yedim. Birini de cebime koydum. Hazreti Peygamber ''Ey Ebu Hureyre, o hurmayı niçin cebine koydun?'' diye sordu. Ben de ''Bunu anneme götüreceğim.'' dedim. Hazreti Peygamber, ''Onu ye, biz sana iki hurma daha vereceğiz.'' dedi ve bana iki hurma daha verdi. Hazreti Peygamber bir gün Hendek'e gitti. Sabahın soğuk olan erken saatlerinde Ensar'la Muhacir'in yanlarına köle almaksadın Hendek kazdıklarını görünce, ''Ey Allah'ım, hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve Muhacir'ini affeyle.'' beytini okudu. Onlar da Resulullah'a, ''Biz hayatta kaldıkça daima cihat üzerinde Muhammed'e biat eden kimseleriz.'' beytiyle karşılık verdiler. Muhacir ve Ensar, Medine'nin etrafında hendek açıyor, toprağı sırtlarıyla taşıyarak, ''Biz hayatta kaldıkça İslam üzere Hazreti Muhammed'e biat eden kimseleriz.'' beytini okurlardı. Hazreti Peygamber de onlara, ''Ey Allah'ım, hayır ancak ahiretin hayrıdır.'' Ensar ve Muhacirine bereket ver, onları mübarek kıl, beytiyle karşılık verirdi. Onlara bir avuç arpa getirilir, kokusu bozulmuş bir yağla kavrulur, onların önüne konulurdu. Bu tatsız yemek, boğazlarına takılıp kaldığı halde, onlar aç olduklarından onu yerlerdi. Cabir şöyle anlatıyor. Hendek gününde üşüyorduk. Sert bir kayayla karşılaştık. Sahabiler, Hazreti Peygamber'e gelerek Hendek'te sert bir kaya çıktı dediler. Hazreti Peygamber ben şimdi Hendek'e inerim buyurdu. Sonra kalktı, onun mübarek karnında taş bağlıydı. Biz üç gün hiçbir şey yemeden kazmaya devam ettik. Abdullah bin Amir babasından şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber bizi askeri birlikle gönderdi. Yiyeceğimiz hurmaların küflenmişiydi. O birliğin başındaki zat, onu avuç avuç bize takdim ederdi. Hatta son zamanlarda birer birer veriyordu. Babama, ''O hurmalar ne kadar yeterdi?'' dedim. Babam, ''Ey oğlum, bunu hiç sorma. Biz o hurmaları kaybettikten sonra ona muhtaç olduk.'' dedi. Ebu Ubeyde ve arkadaşlarının yolculukta çektikleri açlık. Hazreti Peygamber, bizi bir kıta olarak gönderdi ve başımıza Ebu Ubeyde'yi emir yaptı. Biz Kureyş'in bir kervanına saldırmak istiyorduk. Bize bir dağarcık dolusu hurma vermişti. Ondan başka azığımız yoktu. Ebu Ubeyde hurmaları birer birer bize veriyordu. Ben babamdan, ''Siz bir hurmayla ne yapıyordunuz?'' diye sordum. Babam, ''Biz onu çocuğun memeyi emmesi gibi emerdik.
Sonra da su içerdik. O gün bu bize kâfi gelirdi. Biz bastonlarımızla kurumuş yemişlere vurur, yere döker, sonra suyla onları ıslatarak yerdik, dedi. Hazreti Peygamber ve ashabının Tihame Savaşı'nda açlık çekmeleri. Ebu Hubeyş el-Gıfari şöyle anlatıyor. Tihame gazvesinde Resulullah'la beraberdim. Biz Fıstas denilen yere vardığımızda sahabiler peygambere gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, açlık bizi yordu. Bize izin ver de develeri kesip yiyelim," dediler. Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti. Bu hadise Ömer'e anlatılınca Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın peygamberi, ne yapıyorsun? Halka binekleri kesmelerini emretmişsin. Peki neye bineceklerdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Hattab'ın oğlu, o halde sen ne diyorsun? Senin fikrin nedir?" diye sordu. Ömer, "Onlara yemeklerinin fazlasını getirtmelerini emret. Onu bir kaba koy. Bereketlenmesi için Allah'a dua et," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara emretti. Yemeklerinin fazlasını getirerek bir kapta topladılar. Hazreti Peygamber dua ettikten sonra, "Kaplarınızı getirin," dedi. Herkes geldi, bundan kabını doldurdu. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'la beraber bir gazvede bulunuyorduk. Ona, "Ey Allah'ın Resulü, düşman hazır, toktur. Bizse açız," dedik. Bunun üzerine Ensar, "Su taşımak için kullandığımız develerimizi kesip askerlere yediremez miyiz?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Hayır, kimde ne varsa onu getirsin," buyurdu. Bunun üzerine herkes elinde ne varsa getirdi. Kimi bir avuç, kimi bir ölçek, kimi daha çok, kimi daha az getirmişti. Bunların tamamı 20 küsur sağ oldu. Hazreti Peygamber başına oturup bereket duası ettikten sonra, "Herkes kabını getirip alsın, fakat kapışmayın," dedi. Herkes kendi kabını doldurdu. Bazılarının elinde torba, bazılarının elinde çuval vardı. Hatta bazıları gömleğinin kollarını bağlayarak torba yapmıştı. Herkes kabını doldurduktan sonra zahire olduğu gibi yerde kaldı. Sonra Hazreti Peygamber, "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun elçisiyim. Her kim bunu söylerse Allah onu cehennem ateşinden korur," buyurdu. Cuma günü bazı sahabilere yemek yediren kadının kıssası. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir hanım vardı. Bahçesinde pancar ekerdi. Cuma günü olduğunda pancarın köklerini çıkarır, bir çanağa koyar, sonra bir avuç da arpa ilave eder, onu içine atardı. Böylece pancarın kökleri yemekte et yerini tutardı. Biz cuma namazından sonra ona gidip selam verirdik. O da yaptığı yemeği bize yedirirdi. Biz o kadının yemeğini yemek için cuma gününün gelmesini temenni ederdik. Ashabın çekirge yemeleri ve cahiliye devrinde buğday ekmeği yememiş olmaları. Bir gazada bulunuyorduk. Müşriklerden bazı kimselerle karşılaştık. Onları ateşte pişmekte olan bir ekmeklerinden uzaklaştırıp onu elde ettik. Ondan yemeye başladık. Biz cahiliyet döneminde kim ki ekmek yerse onun şişmanlayacağını işitmiştik. Ekmeği yedikten sonra herhangi birimiz acaba şişmanladık mı diye arkasına bakıyordu. Tebük Savaşı'nda ashabın susuzluk çekmeleri. Hazreti Ömer'den bize sıkıntılı zamanın durumunu haber vermesini istedik. Hazreti Ömer, "Biz Tebük'e tam hararetin şiddetli olduğu bir devrede çıktık. Bir yerde konakladık. Öyle çok susadık ki boynumuzun kopacağını sandık. İçimizden biri gidip yüküne bakarken boynunun kopacağını sanmadan geri dönemiyordu. Hatta bazıları devesini kesiyor ve işkembesindeki suyu içtikten sonra gerisini göğsü üstüne koyuyordu." Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah duada sana hayrı vermeyi adet kılmıştır. Bizim için Allah'a yalvar," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen bunu istiyor musun?" deyince Ebu Bekir radıyallahu anh, "Evet," dedi.
Hazreti Peygamber ellerini göğe doğru kaldırdı. Hatta gök bulutlanınca ve yağmur gelinceye kadar da ellerini indirmedi. Yağmur geldikten sonra herkes yanındaki kapları doldurdu. Sonra biz yolumuza devam ettik. Gördük ki bizim ordumuzun dışındaki yerlere yağmur yağmamıştı. Haris, İkrime ve Ayyaş'ın Yermük Savaşı'nda çektikleri susuzluk. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rebiya ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce, "Bu suyu İkrime'ye götür," dedi. İkrime suyu alırken Ayyaş'ın kendisine baktığını gördü, suyu içmeyerek, "Bunu götür Ayyaş'a ver," dedi. Fakat su Ayyaş'a yetişmeden Ayyaş öldü. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de ölmüştü. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de ölmüştü. Ebu Amr el-Ensari'nin Allah yolunda susuzluğa katlanması. Ebu Amr el-Ensari'yi gördüm. Bu zat hem 2. Akabe'de bulunmuş hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Oruçlu olduğu için susuzluktan kıvranıyordu. Hizmetçisine, "Yüzüme biraz su serp," dedi. Hizmetçisi yüzüne suyu serptikten sonra okluğundan 3 tane ok çekti. Okları düşmana attıktan sonra, "Resulullah'tan duydum ki kim Allah yolunda bir ok atarsa, isterse o ok hedefe ulaşmasın, o ok kıyamet günü kendisi için bir nur olur," buyurdu. Dedi ve güneş batmadan şehit oldu. Bir savaşta soğuğun şiddetinden ashabın çukur kazarak içine girmeleri. Ebu Reyhame şöyle anlatıyor. "Bir gazvede peygamberle beraberdik. Bir gece yüksek bir yere vardık. Şiddetli bir soğuğa yakalandık. Hatta baktım ki kişilerin bazısı bir çukur eşiyor, içine giriyor ve zırhını üzerine örtüyordu. Hazreti Peygamber bunu gördüğü zaman, "Bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır? Ona faziletine nail olacak bir dua yapacağım," buyurdu. Ensardan bir kişi kalkarak, "Ben ya Resulallah," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen kimsin?" dedi. O adam, "Ben filanım," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Yaklaş," dedi. Sahabi peygambere yaklaştı. Peygamber onun elbisesinin bir yerinden tuttuktan sonra dua etmeye başladı. Resulullah'ın duasını işittiğimde, "Ben de nöbet tutacağım ya Resulallah," dedim. Bana, "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Ebu Reyhane'yim," dedim. Hazreti Peygamber bana da dua etti. Fakat arkadaşıma ettiği dua kadar değildi. Sonra Hazreti Peygamber, "Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz," buyurdu. Hazreti Hamza'nın kefenlenmesi. Habbab bin Eret şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Hamza'yı şehit düştüğünde gördüm. Kefen olacak bir elbisesi dahi yoktu. Ancak bir kürkü vardı. Biz onun kürküyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde başı dışarıda kalırdı. Başını kapatmak istediğimizde de ayakları dışarıda kalırdı. Bundan dolayı başını örttük, ayaklarını da ısır otuyla kapatmak zorunda kaldık." Şurahbil bin Hasene'nin bu konuda Hazreti Peygamber'le olan kıssası. Şeffa binti Abdullah anlatıyor. "Hazreti Peygamber'e geldim. Ondan yardım istedim. Hazreti Peygamber benden özür diledi. Ben de peygamberi kınıyordum. Namaz vakti geldi, ben çıktım. Kızımın hanesine gittim. Kızım Şurahbil bin Hasene ile evliydi. Baktım Şurahbil evdedir. Ona, "Namaz başladı, sen hala evdesin," dedim. Ve bu sefer de Şurahbil'i kınadım. Şurahbil, "Ey teyze, beni kınama. Bir elbisem vardı. Resulullah onu benden emaneten aldı. Onunla cemaate gitti," dedi. Ben, "Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Ben de sabahtan beri seni kınıyordum. Halbuki elbisen dahi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum," dedim.
Şurahbil, Resulullah'a emanet verdiğim elbise de yamalıydı, dedi. Hazreti Ebu Bekir'in elbise yetersizliğine sabretmesi ve Cebrail'in onu müjdelemesi. Hazreti Peygamber bir gün oturuyordu. Yanında Ebu Bekir radıyallahu anh de vardı. Ebu Bekir'in sırtında bir aba vardı. O abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti. O anda Hazreti Peygamber'e Cebrail geldi. Allah'tan ona selam getirdi. Sonra, ''Ey Allah'ın Resulü, ne oluyor? Ebu Bekir'in göğsünde bir dikenle iliklemiş aba giydiğini görüyorum.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ey Cebrail, Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı.'' buyurdu. Cebrail, ''O halde Allah'tan ona selam söyle ve de ki, Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın, değil misin?'' Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e dönerek, ''Ey Ebu Bekir, Cebrail burada. Allah'tan sana selam getirmiştir. Ve Rabbin senden, bu fakirlik halinde benden razı mısın, değil misin?'' diye soruyor. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık ağladı ve ''Ben Rabbime nasıl öfkelenebilirim? Ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım.'' dedi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın elbise yetersizliğine sabretmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ben Fatıma ile evlendim. Yatağımız bir koç derisinden ibaretti. Geceliğin üzerinde yatıyor, gündüzliğin de su çeken devemize üzerinde yem veriyorduk. Fatıma'dan başka hizmet edenimiz de yoktu. İbni Bureyde anlatıyor. Babam bana, peygamberle olduğumuzda ve yağmura tutulduğumuzda eğer bizi görmüş olsaydın, bizim kokumuzun koyun kokusu olduğunu sanırdın, dedi. Said bin Ebi Bürde anlatıyor. Babam bana, ey oğul, biz peygamberle beraber olduğumuz devrede bizi görseydin, bize yağmur isabet ettiği zaman bizden koyun kokusu duyacaktın. Çünkü bizim elbiselerimiz kaba yündendi, dedi. Suffa ashabının elbisesizliğe katlanmaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ashab-ı Suffa'dan 70 kişiyi gördüm. Hiçbirisinin sırtında bir aba yoktu. Ya bir izar vardı veya boyunlarına bağlamış oldukları bir elbise. Kimisinin elbisesi baldırlarının yarısına kadar iniyordu. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hazreti Ayşe'nin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe'nin yanında cariyesi vardı. Cariyenin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi. Hazreti Ayşe o kişiye, ''Gözünü kaldır ve cariyeme bak. O, bu elbiseyi evde giymeye dahi tenezzül etmiyor. Halbuki Hazreti Peygamber zamanında bundan bir elbisem vardı. Medine'de süslenmek isteyen her kadın o elbiseyi benden emanet alırdı, dedi. Sahabenin ashab gecesinde şiddetli korkuya, açlık ve soğuğa katlanmaları. Huzeyfe radıyallahu anh, Hazreti Peygamberle birlikte bulundukları savaşlardan bahsetti.